Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. İslam dünyasında bir sürü düşünce şahsiyetleri gelmiş, ekoller kurmuş. Bazıları tekfir edilmiş, sonra kabul edilmiş. Usul bakımından usulü bilmeyince bir sürü şeyler çıkıyor. Ha, başta şunu söyleyeyim, Risale-i Nur dersi değildir. Tefekkür, Risale-i Nur okurken, tefekkür edilirken alınan notlardır. Buradaki gayem şu, uzun bir zamanla ömür verilerek Risale-i Nur okurken söyledikleri malum, söylemek istedikleri söylediklerinden fazladır. Risale-i Nur'un söyledikleri, yani Kur'an da öyledir, Resulullah da öyledir. Zahir metin söylediğidir. Ama onun da söylemek istedikleri söylediklerinden fazladır. Orası mubah sahadır. Mubah sahadır. Oradan zaten ulema fikir yürütüyor. Mesela oradan zaten 350 bin tefsir gelmiş. Vahiy sarih, vahiy zimni. Vahiy zimni var. Kur'an'da cari olan kanun, Risale-i Nur'da da caridir. Kur'an hakkında nasih ve mensuh, icaz demaları, nazm-ı mani olduğu gibi vesaire. Mesela ebced, tevafukat, sağları çıktığı gibi yorumlamak, Kur'an ve hadisi yorumladıkları gibi Risale-i Nur'un tabirlerinde yorumlanması gerekiyor. Çünkü camiül kelimdir. Bizim anladığımız gibi değildir. Mesela en sıradan olan bir kelime, dikkat kelimesi. Dikkat, yani ne olacak? İşte dikkat et. Dikkat de bazı. Ben onun üzerine biraz çalışmıştım. Mahkematta şöyle geçiyor. Eşinin sana helal olabilmesi için nikah olması lazım. Nikah. Nikahın da iki şartı vardır. Bir, mehir. Bir de iki tane şahit. Değil mi? İşte Risale-i Nur'daki manalar da nazlanır. Hemen sana ram olmaz, teslim etmez. Mehrini vermedikçe, usta da diyor ki bu manaların sana gelmesinin bedeli mehrin dikkattir. Dikkat latifedir. Aylarca, belki haftalarca uğraşmışım, dikkat nedir diye. Adam mesela diyor ki, böyle Risale-i Nur'u izah etti mi hain. Ya Risale-i Nur'u methedip anlatmasam bile Risale-i Nur'u. Risale'yi çok okumuyorum, hiç alakam yok. Normal sokaktaki Müslüman, hain olur mu? İslam'ın haini olur mu? Risale'yi okumuyor. Şimdi size okumayana hain denilir. Ya adam arada bir de Risale-i Nur söylüyorsa, tamamen niye söylemiyorsun deyip de ona hain denilir. Beni de o cinsten sayacağım. Ben oradan burada bahsederken bazen Risale-i Nur'dan da bahsediyorum. Allah'a şükür işte. Şey üstad diyor, vazifemiz istikrar olduğundan diyor. Mevcut mesailin hakim değildir. Evet. Yani üstad Kur'an'dan istihracı esrar yapmış. Biz de istihracı esrar yapıyoruz. Çünkü bazıları diyor ki izah olur mu? Bilmiyor ki usulü. Yani eski geleneklere bakmamış ki. Bir tefsirler var. İlmi kelam tefsirleri Kur'an'a. Yanlarına şerh yapılmış. İzahları var yanlarında ya. Evet. Yanları dolu. Celaleddin Suyuti'ni yapmışlar. Bir de o izahını yapmışlar. Kitabı öyle basmışlar ki ana metin, o ilk tefsir yapan ufak, onun kenarında ikinci izah yapan, onun da izahını yapan var. Mı yapan var? Evet. Ondan alıp da hepsini. Kitap yapan, evet. Harmanlayan var. Yani ayrılıp. Risale-i Nur, Kur'an'da cari olan kanun Risale-i Nur'da da caridir.
Şimdi o böyle olmakla beraber bu mukaddemeyi yaptıktan sonra bu dersimiz Risale-i Nur değildir. Risale-i Nur'dan istihrac-ı esrardır. İstihraçlarımız. İstihraçta budur demiyoruz. İşine geliyorsa alırız. Bu toplantılarda burada maçtan konuşacağız. Yani Risale-i Nur'un dışında birkaç şeyler olmadığı için aslında bizim hani bize reddetmiyor aslında bakarsan. Bakalım öyle çekeyim. O kalsın. Şöyle düzelir birazdan. Şimdi bitti o konu. Bu izah yaptıktan sonra Risale'nin dersi değildir. Risale-i Nur dediklerinin dışında söylemek istediklerini zannettiğim şeylerdir. Bu dersteki gayem, bu kampta, bu şehrin adı neydi ya? Balkesir Edirne'nin kampımızın. Güre. Şimdi bu cuma, pazar günü Dima dersimizin dışında böyle arada size böyle bunları da yapacağım. Gayem şu. La ilahe den bahsedip illallah deyip olumsuzlayarak böyle bir ekol var. Mesela var olanları eleştirerek bir ekol geliştirmiş. Yeni bir şey değil, varları eleştiriyor. O, evet, yani sağlam bir zemine oturtuyor. Ben buradaki takip ettiğim şu, la ilahe ile olumsuzlayarak nereye varmak istiyorum? Olumsuzlanamayacak yere gelebilmek, oraya dikkati çekmek. Olumsuzlayarak, yani giydiğim battaniyeleri çıkartarak, çıkar gömleğini, çıkar atletini, vücudunu çıkar, hissiyatını çıkar, fikriyatını çıkar, latifeni çıkar. Öyle bir hale geleceksin ki çıkartacak bir şey bulamayacaksın. Ha? Peki. Kainat aynası ile kendini bilmek. Kainatı ayna yap, onunla kendini bilmek. Çünkü insanın açılımıdır. İnsan kainatı sonradır, kainat insan ekberdir. Orada nasıl abi? Yani o, yani bu madde, evet. Yani bizim afaki tefekkürümüzü aslında enfüsü haline getirme. Enfüsü yani, gelmek için ne kullanmışız Osman? Afaki değil mi? Evet. Ama belirli bir yere kadar gelince, bak 24. mektupta senin dersindi. Ustad diyor ki, sanattan sanatkara gitmeyi, Esma'nın iktizalarını meşgul oldum diyor. Bu bana tefekkür bir sene gitti diyor. Hatırlıyor musun? Evet, evet. Peki, sonra da etmeye başladım. Çiçekten Mülevin ismine, eşyadan Allah'ın ispatına, bir de Esma'nın muktezalarıyla Cenab-ı Hakk'a gitmeye. Ustada bir sene kafi gelmiş. Bir sene. Sonra ülfet belasına düçar olmuş. 24. mektupta diyor ki, 24. mektupta geçiyor. Kur'an'a bile ülfetim oldu diyor. Bilatife mahiç. Kur'an'a ülfetin olursa Risale-i Nur'a olmaz mı? Oluyor, hepimiz yaşadık. Hepimiz yaşıyoruz ki. Peki sorun onda mı, bizde mi? Bizde. Adam yeni arayışlara girmiş, 22 defa külliyat okuduğu halde. Acaba enfusi tasavvufi bir şey bulabilir miyim diye. Arayışa girmiş. Sebebi ne? Biziz buna. Kolunu bacağını bağlamışız. Hayır, dokunma demişiz. Ne anladın son? Ya ben 30 sene vakfaya, 30 küsür sene vermişim. Tabii ki ben verdiğim zamanı içtimaiyette bulunan bir kardeşim veremez ki o zamanı. O kadar zaman veremez. Ona mı mahkum olacak yani? 10 dakika okumasındaki anlayışla mı gitsin ahirete? İstifademden istifade etsin. O nasıl ki dersen eletini yatırıyor, suyunu yatırıyor. Yani istifadesinden istifade ediliyor. Ümmet adına bu lambalar yanıyor. Ben de istifademi, istifadesini sunuyorum. Anlayışını artırmak istiyor. İsteyene tabii. Ben bunları oturup yazılmamış. Okurken İşte görüyorsun ki, bak o çıktı. Ondan sonra okuyorum. Dikkat kendimize haftalarca okuyorum.
Ondan sonra anladığımı böyle. Bazen anladığım, bazen nedir ne değildirler anlamaya çalışıyorum. Sonra yazıyorum, ben de size takdim ediyorum. Şimdi gelelim şeye. Şimdi o maddenin hani kainatla o bir tam şey yaparsa. Kainat yani fazla girmeyelim. Girmek istemiyorum ben. Tamam. Çünkü çok var. Yani çok. Hep böyle güzel acayip şey var. Mesela beceremiyoruz da bu kısmı. Yani kainat evet. Aynasında yani bu enfüse taşıma onunla böyle hangi noktadan bağlayacağız bizle alakasını kurma. Yani hani ben de düşünüyorum kendi alemde tam her şeyle oturuyor mu? Yani hissederek mi oluyor? Mesela cüz-i nazarını cüziyetten kaldırıp küllüleşmek için. Yani şu yöntem varmış işte. İşte şahsiyet-i Muhammediye'deki işte veyahut da yani o. Evet o. Oradaki yani o mudur esas gideceğimiz yol? Yani onu ben istiyorum ben. Evet. Şu yolu kullanın evet. Demenizi bekliyorum. Yani şu. Şu dört tane şey aynıdır. Üç tane. Kainat, şeceri hilkat, Kur'an, insan. Üç ayettir. Birbirinin içinde açılımlarıdır. Yani Allah bile beni tanımak mı istiyorsun? Kendini tanı. Neyle tanıyacağım? Kainatlar anlamlandırılmaz gerekiyor. Anlamlanacaksın ki anlamlandırasın. Mevcudatla taşınman gerekiyor. Merkeze hakikat-ı Muhammedi, hakikat-ı Ahmediye koyacaksın. Şahsiyet-i Muhammediye koyacaksın. Kainat açılımı. Biz o Nur-u Muhammedi'nin temessülatıyız. Cilve Cemal Nakşi biz. Ondan sonra kainata böyle baktığın zaman mesela sokaktaki içki içmiş. Gayrimeşhurda çalışan bir kadın. Meyhane, cami imamı, İmam-ı Rabbani. İsa Aleyhisselam, en kesiften anlatıyorum. Meyhane, gayrimeşhur çalışan kadın. İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Adem Aleyhisselam. Böyle bakışın küllüğü bakmak için hepsinden arkaya geçeceksin. Adeta tövbe tövbe anlamak için tefekkürü, küfür küfür değil. Allah burada bana dedi ki gel, sen yaratılmadın daha, cebersin, dur yanımda. Senin yaratılmana sen şahit ol. Seyret kendi açılımını. Allah canibinden 168 mesleğinden şey işaret edeceğiz. Allah canibinden kudretin azameti altında sana giydirilen açılımlarla. Bak, kendi yaratılmana sen şahit ol. Varlığın arkasına. Allah canibinden kudretin azameti altında. Yani külli bir nazar o zaman ne oluyor? Basit bir sokaktaki içen sarhoş, o benim. Gayrimeşru kadın, o benim. İsa, benim. Musa, benim. Adem, benim. Hepsi benim açılımlarım. Madem kainatın çekirdeği benim. Tamam mı? Onlar hepsi mesela ben itseydim, nasıl olurdum? Bunun gibi. Yani kurumuş dalda, yaş dalda, kokuda, çekirdekte, yaprakta hep çekirdeğin dışa vuruşudur. Çekirdeğin dışa vuruşudur. Çekirdeğin. Yani merkezde insandır. Yani meyve ağacın sonudur ama meyvedeki çekirdek ağacın başıdır. O cihette bak. Bu sefer zahirden gitmek dönüp ağaca bakmaktır. Tamam mı? Ama enfüsü taşınmak o çekirdek mesabesinde kökten ağaca bakmaktır. Çünkü o çekirdek bir cihette ağacın sonucudur. Bir cihette ağacın başıdır. Böyle bir bak. Ben hulasa ki bir cümle. Mesela bugün arabada sana söyledim. Bunlar duymadı. Onları da söyleyeyim. Gerçi gelecek de. Dedim ki Adem var. Madum yani. Adem-i mutlak yoktur. Adem-i mutlak olsa düşünen kafa akıl olmaması gerekiyor.
Bak, ademi mutlak yoktur. Çünkü ustad karşısına şeyi koyuyor. İlmi muhiti koyuyor. İlmi mütezeli var diyor. İlmi mütezeli var diyor. Onun için ademi mutlak yoktur diyor. Ademi sıfa kaçamaz diyor. Ha, ademi mutlak olduğu zaman onun varlığını iddia eden aklın da olmaması gerekiyor. Çünkü ademi mutlakın ihatası seni de içine alır, aklın da yok. Ademi mutlak varsa ilmi muhit yok. Sen de yoksun zaten. Ha? Keşke bunları kaçırmasaydın da suyla meşgul olmasaydın. Ama takıntıdır. Ama teşekkür ederim. Sana özel meşgul anlatırım şeyleri tabii. Allah razı olsun. Söz. Bu hoşuna gidecek yani. Bu fazla durmayalım cümlelere. Ama bazılarına duralım. Cemel olanlar, öz olanlar, sıfatlar görülmezler. Sıfatlar göremezler, bilemezler. Niye Allah gözükmez? Sorusunu da çoğaltırsınız. Çekirdekteki öz olanlar, cevher olanlar, evameli tekviniye, meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizam. Yani evameli tekviniye neydi? Evameli tekviniye yazmayacağım dedim ama. Çünkü burası... Evameli tekviniye... Bir, iki, üç, dört. İm, ihtiyaç, iştiyak, ihtiyaç, şey, incizap, incizap, meyil. Ezberlemen için. Nedir o? İyiyim. Tamam. Şimdi ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Bu nedir? Evamiri tekviniye. Şimdi diyor ki bu eşyanın dağıtmayın ya. Koy oraya. Bu nedir? Evamiri tekvinin içerisidir. Evamir tekviniye karpuz gibi düşünürseniz yarın bu çıkar. Tamam mı? Bu özdür. Özdür. Tamam mı? Şimdi diyor ki ağacın çekirdeğindeki bunu göremezsiniz. Ağacı bıçakla vurduğunuz zaman maddesini görürsünüz. O programdaki yazılım budur. Onu göremezsiniz. Niçin göremezsiniz? Sıfat olanlar özü göremezler. Özler de gözükmezler. Sorun gözükmeyen de değil, görmek isteyenlerin sorunudur. Yani Allah'ın görünmemesi gözükmediğinden değildir. Göremeyenlerin sorunudur. Allah şiddeti zuhurunda ortadadır. Gözükmez değil. Göremiyorum demektir. Sorun sendedir. Çekirdekteki program gibi. Diyor ki cemal olanlar, öz olanlar sıfatlar göremezler, bilemezler. Sen bunları avlarınla görürsün. Yani bunları yöntemle alırsın. Bir misal vereyim. Biraz önce lokantada mı söyledim size? Gafur nerede? Burada mı? Hı. Mesela insan hayvan kadar böyle düşük değildir. Sargan var yılan gibi. Onu yakalamak için bir şey yöntemi anlatacağım. Lamba ile giderler. Olta falan olmaz. Gemide projektör tutarlar. Suyun üzerinde yüzerler sargan yılan gibi. Kemiğin yapımında, kasların yapımında Allah sebep yaratmış onu. Çok kaliteli bir balıktır. Bir şey anlatmak için bu yöntemi anlatıyorum. Projektörü, eğer projektörü gördüğü zaman Sedat, o bayılıyor. Sen bayıldığını nasıl anlarsın? Karnı beyazdır. Suyun üzerine böyle teslim olur. Projektörü hiç oynatmazlar. Oynatlar da gene kurşun gibi gider.
Projektör çöneltmezler, ondan sonra kepçeyle alınır. Bunu avlama yöntemi ışıktır. Palamut ise oltayı bırakırsın, motor izli gider, arkadan gelir kapar. Mezgit ise o kadar yerin dibindedir, suyun dibindedir. Buraya atsa buradadır, buradan buraya gelip tembellikle yemez. Yanına çıksın. Tamam. Vesaire. Peki balığı avlamak için böyle farklı yöntem var da, insanları avlamak için, yani onları hakikate barıştırmak ve tanıştırmak için tek yöntem mi lazım? اَتْتُرُوْا كِلَ اللّٰهَ بِعَدَدَ اَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ diyor. Evet. Bu hala değil, belki nafıstır. Bak, yani hakikate gidecek yollar ne kadar çeşitlidir diyor. Mahlukatın nefesleri sayesinde. Mübalağa değil, belki nakıstır. Görüyor musun? Onun için derslerde hemen çok derste dedi, benim ders şeklime, meşrebin uymaz yöntemime, bakışıma. Onun için zorlama. Gelme, git böyle meşrebine uygun yere git ama. Anlatım, sunum şekli neredeyse ona git. Ben bunlarla bakışımızı arttırmak, zenginleştirmek için malzeme yapmaya çalışıyorum. Ben kendime yazmışım bunu da. İsteyene de paylaşıyorum. Bak cevher olanlar, öz olanlar, olanları sıfatla göremezler. Sen bunları avlarınla görürsün. Göz basar, kulak semi sıfatını. Ruh, ruhla, akıl, bak akıl, akılla eşyanın suretini gözle, görür ve bilir ve fark edersin. Ruhu ruhla, aklı akılla, gözü gözle, semiyi semiyle, sesi onunla. Peki özü neyle göreceksin? Özünle. Aslı aslında. Öz olanlar tuz değil ya. Onun için öz olanlar, cevher olanlar, asıl olanlar sıfatlar gibi dışarı olmadıkları için ama kendilerini sıfatlarla ifade ederler. Farkı konuşunca Cem'i gösteriyorsun. Dağdır, denizler ve ağaçlar, fark alemi denilir. Furkan burası. Bunları konuşurken aslında Cem'i gösteriyorsun. Cem'i konuşurken de farkı gösteriyorsun. Yani karanlıksız, aydınlık, aydınlıksız, karanlık olmadığı gibi. Fark alemi, cem alemini gösterir. Onun için konuşuyoruz. Mesela zahirden hakikata, mülkle melekute. Yani bunu konuşurken, aslında farkı konuşurken ceme işaret ediyoruz. Aynı zamanda cemi tanımlıyoruz. Yani farkı anlatırken cem bu değildir deriz. Yani mülkü anlatırken öz değildir ha o bunun merkezi. Bunun gibi değildir deriz. Mülke, meleke, malik olursun, olsun ki, olursun ki bu da melektir. Mülk, meleke, melaike. İnsanda melekeler. Varlıkta mülk, şeceri hılkata melaike. Evet. Mülk de ya insanda meleke, meleke malikleri, malik olduklarımız. Ne de o? Huluklarımız, huylarımız. Huluklarımızın cemi ahlaktır. Huy huluktur. Melek, malik, malik olduklarımız, melekelerimiz. Bizde meleke, kainatta mülk, şeceri hilkatta melaike. Aynı şeyin hakikatlarının değişimidir. Neyi düşünüyorsan ona görünüyorsun. Her bir düşünme bir taayyündür. Her bir düşünce, düşünmek bir taayyündür. Ayan olmaktır. Vücuda çıkmaktır. Zenginliktir. Düşüncenin kendisini, buraya kaçırma, düşüncenin kendisini düşünürsen o ilim olur. Deminki cümle geçti mi şimdi? Bitti mi o? O geçti bitti. Ya o kadar öyle çok derin şey söylüyorsunuz, geçiyorsunuz.
Düşünüyorum öyleyse varım da bu hakikati mi idrak ediyorum? Evet. Yoksa bu vardır benim için, bu kendisi için yoktur. Düşünüyorsam kendim için ben varım. Eğer düşünmüyorsam kendim için yokum. Başkası için ben varsam, var olsam ne olur? Düşünüyorsam varım diyebilmek için ne derler diye yaşamaman gerekiyor. Cümleyi bir daha alayım, bitireyim isterse. Neyi düşünüyorsan ona bürünürsün. Her bir düşünme bir taayyündür, ayan olmaktır, vücut sahasına çıkmaktır. Düşüncenin kendisini düşünürsen, ilim olur. Bu yönteme tefekkür denilir. Düşüncenin kendisini düşünmek ilimdir. Düşüncen ile düşünme ile eşyayı düşünürsen tefekkür olur. Düşünceni düşünürsen ilim olur. Düşüncen ile mülkü düşünürsen tefekkür olur. Kafirde tefekkür yoktur. Düşünmek vardır. Tefekkür sanatkarı ile eşeğe bakmaktır. Düşünce ise kendisi ile eşi arasındaki ilişkidir. Mevcudatla mevcut eşyalar arasındakini düşünürse eşya eşeğiyle ya ilişki ya veya çelişkidir. Mesela göz, bak alacağım. Göz çiçeğe bakar ilişkidir, karanlık aydınlığa çelişkidir. Abi tefekkür iki ilim arasındaki bağ mıdır acaba? İki yani ilim arasındaki. Şunu söylemesi çok hoşuma gitmişti. Şimdi insan atıyorum çiçeğe bakarken çiçekteki ilmi çiçek ile çıkartıyor. Yani bir güç, bir zat oraya ilmini aktarıyor. Onun mahluku da onun aktardığı ilmi diğer taraftan çıkartıyor. Yani bu bağ kurmak, ilimle ilim arasındaki bağ kurmak. Yani iki tane ilim var. Evet, bak şimdi bu çiçek kabul et. Evet. Bu çiçeğe kendimle bakıyorum, bir ilişkim var, çelişkim var. Bu ilim, bu çiçeğe başka şeyle bakıyorum. Buradan bir şeyler çıkartıyorum. Buradan bu çiçeğe bakarak çıkarttığım ilim ile bu yok iken bunun yaratılmasında kullanılan ilme hiç benzemiyor. Hiç benzemiyor. Ha, bu, bak iyi dinle bunu, kafirle Müslüman arasında. Çiçeğe bakıp çiçek merkezli, çiçeği kaldırırsanız çiçekten elde edilen ilim de yok olur. Çünkü bu ilmin kaynağı budur. Çiçeğe bakıp buradan çıkartılan ilime, ilmi mülktür. Yani düşüncedir. Bu ilimdir. Bu kafirde, Müslüman'da vardır bu. Bu bilgidir filan demişti bana. Evet, bilgi veya düşüncedir. Düşünmek ise deşmektir diyor. Evet, deşiyor. Deşiyor. Bu ilimle sanatkarın canibinden bakarsan, arkadan buna bakarsan, buradan değil, Allah'ın canibinden, kudretin azameti altından bakarsan, bu bakışın tefekkür olur. Evet, dolayısıyla iki ilmi birbirine bağlamış oluyorsun. Evet, sen bağlıyorsun. Evet, sen bağlıyorsun. Sen şeydin, Ustad onun kalı mesleği de şey diyor, mesela fabrikada bir telefon ediyorum, 126'ya bağlar mısın diyorum. Ne diyorlar? Santral. Santral. Ustad öyle diyor. Hatta kayyumet bahsine santraldır diyor insan için. 30. lemada. Dima da santral diyor. Santral diyor dima. Fiilin kökünde de fekke yefik bu, yani düğümü açmak manasına geliyor. Evet. Düşünde evet. Deşiyor, bir şey deşiyor ama bazen diyor başına dalam gelir diyor. O fiili yapıyor, hak kadar geçirir diyor ama fek açarsa açtığı zaman mahiyeti görüyor. Evet. Allah. Neyi düşünüyorsanız ona bürünürsünüz. Çok acayip bir şey. Ve ilk taayyum. Düşünce hemen dima bağlayalım. Tasavvur değil mi aslında bu konu? Tasavvur. Oradan çıkarttım. Çalışıyorum ya. Tasavvur evet. Asana. Tasavvur olarak ifade etseniz daha bizim kulaklarımız... Öyle mi? Abi tasavvur. Asana. Düşünce ve tefekkür arasındaki farkı şöyle belirtebilir miyiz? Düşünce tasavvurla tasavvur ön planda olarak yapılan
Eylemden çıkan. Evet. Yani tasavvurun düşünmesiyle, yani tasavvur hakimiyetiyle evet. yapılan şey düşünce. Taakkül hakimiyetiyle yapılan da tefekkür oluyor. Evet. Desek harika. Tefekkür evet, zaten şeydi. Tasavvur ile taakkül arasında taakkülün ilk kapısıdır. Kulun kapısı. Evet. İlk kapısıdır. Hani şöyle bir zaf vardı ya. Risale-i Nur'da 278 sözlerde. Tahayyül. Diyor ki ona tasavvur gelecekti. Tevehüm. Tevehüm. Bu aslında şunundur. Tasavvurun. Tasavvurun ilk kapısıdır. Aslında tahayyül ve tasavvur var. Sonra bundan sonra ne var? Taakkul var. Taakkul. 706 sözlerde ya. Tahayyül, tasavvur, taakkul. Arada mı dediniz tevehüm? Ustad, tevehüm ve buraya da tefekkür koymuş. Onun için uzak yaptım. Bir ara bu ara mertebeleri ta yok, yok. Zaman derste kullandık bir kardeş diyordu demiştiniz. He. Sonradan da dediniz yok o olmuyor dediniz. Bak ara değil şimdi ona getireceğim. Ha. Orada 278'de gözüküyor. Ha. Yani sanki tahayyülden onlara da kardeşlerine de gönderme yapıyor. Vesvese Risalesi'ne. Evet 278 Vesvese Risalesi'ne. Tasavvur arasında tevehüm var, tevehüm yok. Tevehüm tasavvurun ilk kapısıdır. Biz çünkü vehmi tasavvura koymuştuk. Evet, evet. Mesela tefekkür tasavvur arasındaki bir berzahtır diyor bazı kardeş. Aile teslimi şey yaparım, fikir tespitlerine saygı gösteriyorum. Yeter ki çalışsın. Fakat fakirin ve beraber çalışmalarımızdan çıkıyor ki tefekkür aklın ilk kapısıdır. Yaakülün, yaakülün, taakülün, efele tefekkürün gibi şeylerle. Suyu tehminden ve akılsızlığından dediği nokta buraya yani değil mi abi? Akılsızlık, tefekkür evet, yok. Akıl yok. İkisi yok. İki sistem var. Başka yok. Tefekkür yok, akıl yok. Tasavvurunu, aklını kullanıyor zannediyor. Harikasın, harikasın doktorum. Tasavvurundaki düşüncesi... Tasavvurunu taakkül zannediyor. Harika. Tefekkür yoksa taakkül yok zaten. İlk kapı budur. Harika bir şey oldu. Güzel oldu. Fihim vardı abi, sekiz sözü. Suyu teminden ve akılsızlığından evet, anlamıyor. Evet, şunu yazmam lazım. Bazı insanlar, yani biz, tasavvurunu taakkul zannediyor. Taakkul diyor ki, karışıyor diyor ya birbirleriyle mültebis. Mültebise. Oysa. Demesi boşuna değil yani. Oysa, taakkulun ilk kapısı tefekkürdür. Tefekkür aktifse kür aktifliği nispetinde taakkuluna girmiş demektir. Tamam. Devam edelim. Hasan abi o tasavvuru hani düşünce ilk okuduğunuz cümle neydi? Düşünceniz şu. Dönüşürsünüz dediniz ya. Ne düşünüyorsunuz ona bürünürsünüz. Tamam. Gelin de neyi düşünüyorsan ona bürünürsün. Peki, bunu şimdi dimağda düşünelim. Neyi tasavvur ediyorsan değil mi? Ha o. Ha yani tasavvur bizim daha ilk ikinci mertebe. Nasıl bu kadar büründürüyor bizi? Abi bir şey söyleyeyim mi Osman? Ne oldu hani bir sürü bir yer okuduk. Tasdik var, iltizamlar, itikatlar, iman var. Ne oldu? Nasıl bu kadar etkili oldu tasavvur? Acayip bir şey. Tasavvur sırf değil, tahayyül de. En kesif ya dimağın iki mertebesi tahayyül ve tasavvur. O, biz zaten korkmuştuk. Korktuğumuz doğruydu. Çıkamazdık. O yani tahayyülde ilk önce tahayyül, sonra tasavvur, sonra taakkul, sonra biz tasdikten girdik. Nasıl? Göbekten girdik. Ama tahayyül daha
hayal var. Hayal bizim dışımızda bir şey. Onu, onda aktiflik, faaliyet şeydir. Tahayyüldür. Hayal. Hayal alemini, alemi misal ile bizdeki hayali, bizim dışımızda çalışıyor ya. Bizim kontrolümüzde olan, yani hayali kontrol altına alan bizdeki sistem tahayyüldür. Tasavvurla ikisi bu insanın adeta dimağının temelini oluşturuyorlar. En kesif oldukları için en camidirler. Şu anda tahayyül okuyoruz. Tahayyül okurken dikkat ederseniz hayalle beraber götürüyorum. Sonra tasavvura geçeceğiz. Şimdi tasavvur bundandır ki şu tasavvur ilk önce tahayyül, tasavvur, taakkut, tasdik, hisan, iltizam, itikad. O kadar acayip olmuş ki düşünce, itikad ki zannedilmiş. En son bu zannedilmiş. Peki ona bürünme mevzusu itikad zannetmemizden mi kaynaklanıyor? Evet. Öyle gibi mi oluyor? Yok sif o değil. O da o dini noktada, ulvi şeylerde. Oysa mesela şöyle diyeyim. İyi değilim. Psikolojide kullanayım ki kullanılsın bu. İyi değilim. İyi olamazsın. Düşün, öyle düşünürsen. Mesela şöyle deneyin. Bugün havam çok iyi. Bugün hiçbir şey kendi moralini bozmasına fırsat vermeyeceğim. Hakikaten çok iyi olacaksın. Şu anda söylerken bile ben mutlu oldum şu anda. Peki o mesela şimdi bir kızdığımız, kavga ettiğimiz bir anı tahayyül tasavvur ediyorum. İlk önce tahayyülü tasavvur ettim ve ona büründüm. O günkü kızgın halim, hepsi geri geldi bana. Onun hali düşünüyorum, tasavvur ediyorum. Dimağ nasıl çalıştı orada? Dimağ zehirliyor dimağ. Hani büründünüz ya, onu açıklamak için onu. He tabii. Ne o oluyorsun? Artık her şeyde. Yani bizim orada tasdik, iltizam, itikat onlar çalıştı mı? Hayır, onlar çalışmıyor. Çalışmadı o zaman. Yok yok. O devre değil yani. Daha o zaman tahayyül tasavvur daha böyle müstakil çalışan bir yer gibi oldu. Serbest bölge zaten. Şimdi burada yani direkt seni bir şeye sokabiliyor mevzu hani. Normalde benim itikadçıdan olması lazımdı. Sen o adamın yaptığına sanki tasavvuruna, duygularına giriyorsun. Ondan aynı o oluyorsun, kendine kalıyorsun sanki. Yani hepsi bir... Bak! Tahayyül. Tasavvur. Tabii. Ustad ona diyor ki, serbesttirler diyor. Biz de bölge diyoruz. Buna 278'de serbesttirler. Serbesttirler. Hatta ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki teklif altına girmezler, mesuliyet altına da girmezler, giremezler. Evet. 75 lemalar. Tamam. İkisini de koyuyorum. Sözde 278, lemalar 75. Burası taakkul. Bak şimdi. Burası tasdik. İzan. İltizam, itikad. Bu Müslüman yönü, malum. Müminlerin. Bu da kafirlerin. Burada da tasdik var. Tasdik var. İzan var. İltizam var. İtikat var. Batıl itikat yani. Batıl iman yok. Batıl itikat. Şimdi bu buradan kalbe, vicdana atılıyor. Vicdanın yolu. Vicdana giriyor buradan. Adamın burada kalbe açılan yol olmadığı için kalıyor. Tasavvuru itikat oluyor kafirin. Şimdi bir geliyorum benim Müslümanıma. Bu çalışmadığı için neyi tasavvur ediyorsa itikat zannediyor. Şimdi buranın adı serbest bölge. Serbest bölge. Bölgeyi ben ekliyorum. Misalde serbesttirler diyor. Buraya iki kanalda veri atılıyor.
İki kanaldan biri atılıyor. Bir tanesi, yazmayacağım uzun olur. Bir de şöyle yapayım. Şeytan, kafir cinler, erbal habiseler, mevadi şerireler. Karşıtı, melekler, Müslüman cinler, erbal aliyeler, mevadi aliyeler. Bu ademe çalışıyor, bu vücuda çalışıyor. İçerisini anlatmam lazım erbal habisin. Şeytan vesvese atar. Cinler vehim atar, düşünce bozukluğuna sebep olur. Erba habiseler ise itikat bozukluğunu atar. Videolar, müzikler, olumsuz düşünceler itikat bozukluklarından kaynaklanıyor. Mevadi şeriler de bidat fiillerden çıkıyor. Haram mekanlardan çıkıyor. Karşıda ise melekler o anda Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayet. Vay, Cebrail'in işi bitmiyor. Cebrail'in işi bitmiyor. Yani Cebrail vahiy getirdi, ne oldu? Kalktan çıktı, şimdi oturuyor. Ayetlerle aktif. Çünkü vahiy var hala. Çünkü 5 tane vahiy var. Çocuğa vahiy etti Yusuf Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam anasına vahiy etti. 7 de. 7 miydi? 7 de. Şimdi melekler, Müslüman cinler doğru düşünceleri aktif eder. Erbaaliyeler ise doğru itikatlar, doğru seyirler, işte ilahilerdir veya videolar. Mevadaliyeler ise doğru eylemlerdir, bidat olmayan sünnetlerdir. Buraya bir yer yaptım abi, şimdi geliyorum konuma. Şu tasavvuru buraya attıktan sonra bu sistemi bilmeyen, Müslümanımdan bahsediyorum. Bu sistemi bilmeyen, tasavvurunda, düşüncesinde olan bir şey, iyi değilim, kötüyüm, herhalde bu bizi aldatıyor, kadın beni aldatıyor, kocam beni aldatıyor. Düşünceleri eğer şunsuz düşünürse, yani bu düşünceler, adam diyor ki bana, ya anlamıyorum sizi diyor, bendeki düşünceler niye farklı bir şeyden olsun dedi. Ben düşünüyorsam, ben istiyorsam, bende böyle bir haller oluyorsa benim bu diyor. Başka kim olabilir? Burada oysa melek var. Şeytan var. Ve melek var. O zaman buraya atılanların menfisi ise şu kaynaktan geliyor ki mesela ölüm korkusu, imansızlık korkusu, Allahsız düşünmekten kaynaklanıyor. Ustad kabri diyor ki zahirde gözüktüğü gibi dehşeti değildir. Kefen mefen görüyor. Tamam mı? Mokta görüyor. Oysa bu düşünceyi düşünce geldi, sana da bana geliyor. Gelmesine sen mani değilsin. Hemen kafanı kaldıracaksın, elimi yapalım, bu kadar ezber konuşmuyor. Diyeceksin ki, insanın istidadını bozan, iki, insanı yanlış yollara sevk eden ne varsa şuradan geliyor. 246 sözlerden söyledim. Bundan geldiğini nasıl tefrik edeceğiz? Şeytandan bir tanesini koyayım da, şeytan, melek. Nasıl anlayacağız? Sözler 246'da bir, insanın fıtratını bozan, iki, yanlış yollara sevk eden mevadi şeriler. Erva habisedir diyor. O da maddeye dönüşürse mevadi şerir, kanser erva habisedir. Sonra mevadi şeririye döndü. O kütle şeklinde, gaz şeklindeydi. Mesela stres diyor, kanserin temelinde miyor mu Çinli tıp? Kanserin temelinde diyor şu anda çok çok azdır diyor maddelerden, işte şu bunu yemekten. Çünkü bizim anne, benim annem kanserle zahide gitti. Ama üstün bugünkü yemekleri yememiş. Doğayla büyümüş. Ama sıkıntısı çoktu. Sıkıntısı çoktu mesela. Şimdi buraya geldiği zaman bu soru için şey yaptım. Evet. Buraya bir düşüncen geldi. Ona büründün. Büründün. Buraya büründüm. Peki o oldu şu anda. Kolun bağlandı. Acaba öyle miydi ya? Acaba kalbim mi gidiyor? Hemen eğer seni yanlış yollara sevk ediyor. Eğer sistemini bozuyorsa bil ki buradan geliyor. Hemen dur ya, şöyle dur. Veya
Allah Allah. İnşallah falan. Yani orada biz tasdiğimiz veya izanımız falan çalışmadı değil mi? Yok, çalışmadı. Tamam. Buradan ne yapar? Buradan süzülür. Ama bizi büründürdü ama. Büründürdü tabii. Bilmesen bu sistemi büründürür. Abi dedik ya, tasavvurda düşünceler var. Neyi düşünürsek ona bürünürüz. Ona oluyorsun. Kafirde de bu sistem çalışıyor. Aynen. Yani. O inkarıyla birlikte inkara bürünüyor, Adem'de idare. Evet, yani. Zaten şey diyor, inandığı gibi muamele görecek diyor. Ha, orada aynı direkt idamdan bahsediyor zaten. İtikat etki mi? Yani 246 sözde, 142 sözlerde 3 yıl kabre girişti. Şimdi burada peki nedir? Bil kardeşim, burası sütümüz kesildi. Limonu koy, kaynat. Minzi gibi olur. Torbaya koy, süzülsün. Şimdi torbaya koyduk, süzülüyor buradan. Süzülüyor buradan, süzülüyor. Tahakkur bunları alıyor. İmbiklerinden geçiyor, veriyor tasdiye. Tasdiye verince ilim oluyor. İlim buradadır. Ama millet ilim şeyde zanneder. Akılda zanneder. Akılda zannediyoruz. Oysa tefekkürdür. Sonra işte intisal oluyor burada. Burada intisal olur. Burada iltizam şey olur. Burada aynı zamanda fikri iltizamdır. Bu da fiili bir iltizamdır. Burada itikattır. Bir tane şey söyleyelim orada. Soruyla sualin farkı. Ha, bunu konuştuk da. Mesela evet. Sual oraya bağlayacağız mı? Yapılanmak için. Ben sizden ilim almak için sual soruyorum. Yani sualin aslı yapılanmak. Ama soru beni ruhumu alıp bir yere fırlatan şey. Yani o diyor ya dalalet vadilerine atar diye. Soruda yapılanma niyeti yok. Seni yoldan çıkarma niyeti var. Sualde yapılanma. Mesela itikatta nasıl yapabiliriz diye size sorduğum zaman ben bunun adı sual yani. Ben sizden yapılanmak istiyorum. Ama abi siz öyle diyorsunuz ama burada baktığımız zaman böyle bir şey var. Bu nedir dediğim zaman mesela burada bir yapılanma yok. Bu soru oluyor. Hani beni fırlatacak bir tarafı. Yani. Yani, dimağ olarak da şöyle deyince daha güzel oluyor abi. Eğer soru iseniz siz tahakküldesiniz ya da tasavvurdasınız, bir tarafsınız. O kısımda sorduğunuz sorudur, bir taraflık var. Eğer tasdikteyseniz sualdir, istemektir daha yukarısına gitmek için. Harika. Nerede geçiyor biliyor musun bu? 15. sözde istifam, istifam inkari. Bazı inkarcılara en güzel cevap soru sorarak cevap vermektir. Yani soru sorarak. Mesela bazılar soru sorar, inkarını ifade eder. İnkardır o soru. Mesela 16. sözün başında soru gibi gözükürken aslında tevhidin şeyi ifadesidir. Cenab-ı Hakk'ın ne olduğunu, nasıl bir zat olduğunu soru altında şey yapıyor. Peki şeytan da akla, tasavvura, hayale soru atıyor. Kendi sorusu gibi, şeyi gibi sahiplendiriyor onu. Evet, yani işte konumuz o. Zaten mesela diyor ki, ya diyor benim isteğim diyor. Şeytanın bir tuzağı neydi 13. lemada? Kendisine tabi olanın kendisini inkar ettirmek. Şimdi ben istiyorum. Şimdi bu dersleri bilmeyen, Risale'leri okumamış, lemaları 13. lemayı okumamış insan, hele 13. lemayı. Hani İmam Şafii Hazretleri demiş ya, ona söyleniliyor. Kur'an değil, verası gelseydi, insanın istikametliği için şu verası yeterdi. Allahu Alem, Allahu Alem, bütün kanaatimle, ruhumla söylüyorum. 14 cilt kitap olmasa Risale-i Nur, sırf lemaların içerisindeki 13. lema olsaydı istikamet için yeterdi. Her şey, Besese'yi de demiyorum. 21. sözü de demiyorum. Besese'den gitti. Bu hayır, harika, istikamet. Çünkü şeytanı tanımlıyor. Yani şeytanın bendeki karşılıkları ve karşılıkları. Onu bildiğimiz zaten sistemi istikamet konusunda. Hasan abi, dimağ sisteminden konuşuyoruz ya. Dimağ'a biz serbest bölgeyi adını koyduk, o belli. 3'e ayırsak bu bölgeleme sistemiyle, serbest bölge desek, ikincisine de tarafsız bölge desek. Burası zaten tarafsız. Tahakkur zaten, evet. Tarafsız bölge. Tarafsız bölge. Zaten ne diyor? Ustad demiş. Bir taraf. Diğeri de taraflı bölge. Burası yani taraflı. Tamamı taraflı bölge. Harika. Yani, ama tabii evet. Şeyin tarafsız bölge ve taraflı bölgenin şeydeki gibi, serbest bölgedeki gibi tanımlanması lazım. Hani serbest bölgeyi tanımlıyoruz ya, her şeyin, her mertebesinin olduğu diye. Tabii şeyi de, tarafsız bölgeyi de doldurmamız gerekecek. Evet. Yani özellikleri nedir? Şurayı da şöyle. Evet, orayı da, taraflı bölgeyi de
özelliklerini... Evet. Şuranın yeni bir de tekrar edeyim, onu diyor. Dört tane özelliği var şuranın. Bir, her derin insanı kontrolde olmayan. İki, her şeyin her mertebesinin bulunabileceği, her şeyin her yerde bulunabileceği. Dört, kafa, dimağının iksir, kalbini mayalandıran bir sistemdir. Bu tanımlama gibi diğerlerini de tanımlamak. İnşallah gelirse cevap. Doldurabilirsek o zaman üç bölge deriz. Dimağ, hem daha böyle şu bir bölge, kafa ona bölge diyoruz. Evet. Ha, evet. Üç bölge yani. Bir, iki, üç bölge. Evet. Serbest bölge. Soruyu gönderdik. Tarafsız bölge, taraflı bölge. Bakayım ne zaman ne cevap gelecek. Abi ben de şeyi soracağım da. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse diyor. Edersen onu rağmen. Ederse onunla amel edersin. Yani şu dimağdaki... Bununla alakası yok. Yok. Kalbin yakınında bulunan lümme-i şeytaniye vesveseyi attı. Şüpheden şüphe döner diyor. Yani kabul etmese şüpheden şüphe döner. Kabul etti mi bitti yani. Senin işin bitti ya. Zaten ne diyor? Zaten bitti. Yeis atar o zaman. Ne olur? Yeis atar. Kalp kabul ettiği anda kalp yeis yapar. Allah'tan ümidini keser. Alameti yeistir. O Müslümanlar onlardır ki hiç günah işlemezler. Kur'an'da demiyor öyle. O Müslümanlar ise yeise düşmezler. Kalp kabul ettiğine delil yeistir. Yeis de mani erkemaldır. Her birinden bir halet, her birinden bir ubudiyet çıkıyor. Burada hakikat salatla alakalı kullandığı üstad diyor da abi. Şu hakikat salattan manen, yukarıdan aşağı geliyor gibi sanki külden cüze. Manen veya niyeten veya tasavvuren veya hayalen bir gölgesine. Hı hı. Bir şu anı mazeret dahi büyük bir saadettir. Ben işte hafta bu külle yukarıdan aşağı dikkatten iniyor. Hangi noktada mertebede onun mazhar olursa yani onun ibadeti biraz önce dedi ya tasavvur ne kadar önemli bir şeymiş diye. Evet. Tasavvurun şey oldu. Sağlam pek ciddiye almadığımız bir yer ha. Çok acayip bir zemin ya. Bugün insanların inim inlemesi, buhran geçirmesi, panik atak, depresyon, intihar etmesinin sebebi budur ya. Bugün bugün intiharın sebebi bunu bilmemek veya bilip de uygulamayı yapamamak. Mesela geldi dedim ya mesela diyelim ki kendimi iyi hissetmiyorum veya beni aldatıyorsun veya iş yerindesin, evdesin, asabi oldun. Yani o anda böyle eğer serbest bölgedendir, şuradan işte bana şu anda mesaj sinyali gönderdi deyince ki Allah şey yapıyor, Kastamonu'da da o ayeti kullanıyor Cenab-ı Hak. Vel kazimine gayze ve la filanin nas. Nasıl olacak bu? O insanlar, o kamil müminler odur ki gazdan yutarlar, insanlar affederler. Öfkeler yutar, insanlar affederler. Nasıl yapacaksın? Bunu tanımlayabilirsen ya. Ama düşünebiliyor musunuz? Bakın, bende çıkan arzu, istekler benim demek. Nerede? Bende gözüküyor ama bu serserinindir. Film seyrederken kendini yerine koyduğu gibi, hani sizinle bahsettiğiniz film içinde bir ben var, bir de dışarıda bir ben var demiştiniz. Devam edeyim. Düşünceni düşünürsen ki bu yönteme tefekkür olur. Düşünceni düşünürsen tefekkürdür. Düşüncen ile düşünürsen, düşünceni düşünmüyorsun, düşünce ile elmayı düşünüyorsun. Bu bilgidir, ilimdir. Düşünceni düşünürsen, bu ilimdir. Ötekisi tefekkürdür. Yani kafirin de ilmi vardır ama tefekkürü yoktur. O düşünmek var onda. Bir şeyi anlayıp, fikredip, hissetmem için onun sürecine girmem lazım. Yoksa onu nasıl hissedersin ki? O süreci yaşarsan. Ne mesela nasıl? Ha demek böyleymiş. Yani bir şeyi fikredip, hissedip, mahsedip, zevk etmen için o şeyin o duruma gelene kadar onu yaşaman gerekiyor. Mesela hani damdan düşen anlar ya, devam edeyim daha şey yapar. Yoksa bilirim anlamam ama bilim
nesneler karşısında yöntemli bilgidir. Bir daha, bilim, fizik matematikteki bilim, nesneler karşısında yöntemli bilgidir. O olursanız bu sefer bilemezsiniz. Mesela yani fizik bilimdir. Nedir o? Nesnelere karşı yöntemi vardır. Eğer nesne olursanız, bu da kalkar örnek vereyim, daha iyi anlaşılacak. Eğer elma olmuşsa, elmayı araştırır bilirsen ama elma olmadıkça hissedemezsin. Elmayı araştırırsın, elmayı bilirsin. Mesela kediyi araştırırsın. Kediyi acaba ne hayal ediyor ya? Kedilerde hayal var mı? Düşünce var mı diye merak edersen, istiyor musun? Kedi şu anda ne istiyor? Ne hissediyor? Kediye bürüneceksin. O olacaksın. Fenafil kedi olacaksın. Mesela şöyle diyeyim bizim. Ya hırsız geldi evimize. Yatak odamızda kasamız var. Veya cevher var. Bir anahtar var. O kasanın anahtarını nereye koyayım? Nasıl çözersin şunu? Ben hırsız olsam nereye koyardım? Oraya koymam. Nereye bakardım? Her nereye bakardım? Mesela bir tane yöntem söyleyeyim size. Poşete koy. En kıymetli cevherin evi terk ediyorsanız poşete koy. Çöp tenekesini at. Hiçbir hırsız çöp tenekesine bakmaz. Gelip birisi çöpe atabilir onları. Evde ev aldı. Çünkü böyle bir şey oldu da ondan. Anlatsam biraz uzun çıkar ama çok gülersiniz. Tamam mı? Şalvar şeyine. Yok baklavayı. Dedi ki nereye saklarsan sakla dedi bir tanesi. Evde beraber kalıyorlar talebeler 4-5 kişi. Ben onu bulurum dedi. Ondan sonra dedi ki nereye? Bulurum. Bulamazsın dedi. Baklavayı. Baklavayı. Hem de yenecek şeyi. Bulamazsın, bulursun. Gitti poşete sarmış. Neyse ara. Adam arıyor saatlerce. Mutfağında tek hepsini indiriyor rafa. Her şeyi buzdolabı. Sonra da teslim oluyor. Bulamadım diyor. Nerede dedi? Çöpü açıyor. Ver baklavayı. Poşete koymuş. Poşete gitti çöpün içine attı. Üzerine de bir sürü çöp attı. Çöp tenekesinin içinde. Tamam. Ben oraya atmazdım. Demek ki o da atmaz diye bakmamış. Şimdi vesaire. Şimdi bir şey anlatacağım burada. Eğer kedi neler hissediyor hissetmen için kedi olman lazım. Kedi olursan bu sefer sen olmuyorsun. Burada bir şey olacak, sıkıntı olacak. Bir şey anlatmak için mesela elmayı araştır bilirsin ama elma olmadıkça elmayı bilmek değil hissedemezsin. Eğer elma olmuşsa bu sefer de elma olduğun için bilemezsin çünkü sen değilsin. Çünkü elmanın dışında değil elmasınız artık. Yani eşyada da öyle. Mesela bir şey fena olduğun zaman anladınız mı? Burada bir yani orada ben şunu anlattım, o zaman bilim, sen ve ben bir şey kalmayınca bilim kalkıyor ortadan aslında. Ne oluyor biliyor musun? Diyorsunuz gibi. Şu andaki adam fenafil ampul olmuş. Fenafil bilmem hücre olmuş. Adam yaşamış gitmiş. Sırf bu. Şimdi kendisini kanser hücresi yerine koyuyor bilim adamı. Ben kanser hücresi olsam nasıl ürerim? Bilim adamı. O yolu takip ederek kanser hücresine gitmeye çalışıyorlar. Yani çünkü mantıksız bir yolu yok. Mantık yolu kullanıyor. O da bir acayip bir mahluk. Erval habise. Adam şimdi fenafil bu hücre olmuş. Ömrünü vermiş. Ama kendisi yok olmuş. Kanser hücresi olmuş. Öyle düşünüyor. Buradan bakarsan yöntemin var. O olmadığın için onu hissedemezsin, onu bilirsin. Peki, bak bir daha. Eğer buradan bakarsan, onu hissedemezsin, bilirsin. O olursan sen yok oluyorsun.
tek bir yolu var. Ancak onun sanatkarıyla bakabilirsen ikisini de cem edersin. Abi iman neden okuluyor hocam abi ya? İman sizi kim yapıyor abi hocam? İman bazı mesela kişiler var. Arkadaş ne demek biliyor musun? Arkada taş demektir. Yüktür. Dostu değil. Şimdi bazıları seni sen eder, bazıları seni de senden eder. Şimdi iman evet, en neyse. Hissettiğimi hissetmişsinizdir. Muhatab-ı ilahi. Aranızda artık hiçbir şey kalmamıştır. İman arasında ne Kur'an var ne peygamber var. Hiç kimse yok artık. Onlar oraya gelmek içindir. Sırrı iman mı oldu abi bu? Evet, sırrı imandan bahsediyor. Rabbi halil ve dost yapar. Seni diyor zaten halil ve dost yapar. Bismillahirrahmanirrahim de. Yani Kur'an ve peygamber bu bağ kurmak içindi. Bu sırrı iman mı desek yoksa iman kalkıyor dediğiniz kısım mı bu şu an? İmansız. İman da kalkar dediğiniz kısım. O artık şeyde fena fillah'ta iman kalkar. Yani artık şey kalmamış. Yani beşeriyeti yok ki. Mesela bazıları itiraz ediyor. Ne diyorsun ya? Eğer bir meratip var ki insanda orada ona secde etmek Allah'a secde etmektir. Ona değil. Mesela Allah kendisinden başka kimseye secde ettirir mi? Ama Adem'e secde et dedi. Hepsi secde etti. Birisi etmedi. Peki Adem şu Adem beşer miydi? O anda beşer değildi. Kürste değildi. Neydi o? O secde et dediği şey Esma-i Hüsna'ların bütünlüğüydü. Tamam mı? Orada beşeriyet yok ki. Ya olur mu? Sen de toprağa secde ediyorsun. Allah mı? Şimdi toprağa mı secde ettin yani? Allah'a ediyoruz ama burada ifade ediyoruz bunu. Toprak bütünlüğü, toprak zemin. Toprak çünkü niye? Beşeriyeti yok ki. Toprağa beşeriyeti koy şirk olur. Tamam mı? Mesela toprağa hiçbir tanımlanmamıştır. Ama heykel tanımlanmıştır. Aynen. Onun gibi ya. Şimdi Peygamberimiz Miraç'ta görüşmesi iman değil. Değil mi? İmanı bitti ya. Bitti. Artık görüştü çünkü. Çünkü iman gaybe atar. Gayb bitti. Ne olacak peki? Sır imana geldi. Peki sır iman da bitti. İmkan ve vücub ortasında. O zaman kalb-ı kavseyni imanın bittiği yer mi diyeceğiz? İmanın bittiği değil de yanlış anlaşılır. Ama seni bilemedim diyor. Yani daha o var ama yani onu da öyle de demiştiniz bir ara. Hmm. Bitmez o ne yani hep marifetimizin haricinde devamlı şeydir. Devamlı hala var. Mesela öyle bir hale gelmiş ki bu da var bu da var diye zorlanıyorum. Evet. Gelane demiş ki zatım ne kadar yücedir. Şahsımı tenzih ve tesbih eder. Yani o denilir mi o şeyce? Çünkü fena fille olmuş. Gitmiş. Yani elbise çıkartmış. Paltı çıkar. Terak etmiş, gömleği de çıkar, terak etmiş, terak etti, atlet, ne giymişsin, çıkar, bedeni de çıkar, çıkar hissiyatlarını, çıkar fikriyatını, aklını da çıkar, benim ruhum derken ruhu da bırak, ben olan ben, mecbur girince, daha dönmedi, orada söyleyince, kim var ki, beşeriyeti mi var ki şirk olsun, hepsini çıkarttı, şanım ne yücedir, Nur-u Muhammed'in hulasası, ne beşeriyet var ne ruh var. Hiçbir şey yok. Cebel bile yok yani. Evet. Ama sonra Beka Billah boku buldu. Sözünü tahsiye etti. Sanki hızımı aldım ısındım gibi devreye girebilir miyim? Allah aşkına. Geç kaldım. Biraz hızımı aldım gibi ya. Şimdi sizin anlattığınız bir şey vardı ya Hasan abi. Hani sizin köyde yaptıkları şey. Şişenin içine o yere koyup orada evet. Büyüttükleri. Değil mi Hasan abi? Hı. Şimdi benim ruhum şimdi aslında doğrusunu isterseniz siz bana baktığınız zaman beni görmüyorsunuz abi. Belki biraz iyi bakarsanız melek olduğumu görürsünüz. Gördüğünüz melek olur yani. Hayır. Ama beni gene görmüyorsunuz. Belki sizin ilk
o sorulan soruya Allah'ın zatını bilmek, görmek, anlamak. Biz seni hiç görmedik ki. Yani beni görmüyorsunuz ısrar, tamam mı? Yani bu, bunlar bütünüyle meleklerin oluşturduğu zerreleri bir araya gelmesiyle melek oluyor. Değil mi Hasan abi? Melekelerim, melekelerim. Mülk, onun temsilcisi melaike. Melaike. Melaikelere iman ne işe yarar anlatmak istedim de girmek istemedim. Şimdi. Bu üçü birbiri oluyor. Yani melaikelere iman, melekelerini anlamlandırmak demektir. Melaikeler imana niye girmiş? Yani ruhsal yapının zemini olan melekelerini anlamaktır. Değilse bize ne melaike? Şimdi abi, bakın. Şimdi eğer buna şu gördüğünüze ben dersem, görüyorsunuz ki buna ben diyorum, ruh salatalık gibi bu ben dediğimin içinde şekil alıyor. Artık ruh bu oluyor. Tamam. Şekil, evet, o şekil alıyor. Şekil alıyor. Eğer bedene ben dersen. Az önce bir yer demiştin, niye salatalık dedin? Sonra. Ha, biraz yumuşak oldu ben deyince. Fakat Hasan abi, o kadar enteresan. Şimdi aslında biz meleğin, Adem'e secdesi, meleğe Adem'in esmayı öğretmesi gibi anlıyorum. Esma'yı talim ettiriyorum. Kendi şahit oluyor Hasan abi. Melek de benim namaz kılmazla, şu bedenin eğilmesi kalkmasıyla melek bunu öğreniyor Hasan abi. Tamam mı? Yani bu beden, şu bütünlük, salatalığı içeri kurup büyüttüğünüz zaman şişenin şeklini alıyor ama eğer o şişeye güçlü bir vakum uygularsanız şişeyi içine çekiyor Hasan abi. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğim? O zaman meleğe Esma'yı talim ettirmiş ve Adem'e secde ettirmiş oluyorsunuz. Evet. İfade edebildim mi kendimi bilmiyorum ama. Evet. Benim anladığım, ben ikna olmadığım için çok tekrar ediyorum. Mesela bazı şeyleri niye tekrar ediyorum? Serbest verilene. Çok istisnadır. Yenileri anlatmak. El Müslümanın istifade etsin. Bu konuda bazı şeyler var ki niye ben bazı şeyleri kendim tekrar ediyorum? Mesela Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Çünkü ben daha tam ikna olmamışım. Yani fikri, ilmi ve hissi ve latife mertebelerimin uyanması adına çok tekrar ediyorum da ondan. Uyanmaları için. Uçağı havada tutmak için yapıyorsunuz abi siz. Evet. Yani irtifayı korumak için. Evet. Uçak kalktı yetmiyor. İrtifayı tutman için. Başka, tabiatta doğadaki seslerin bütünlüğüne, ahengine bakar mısın? Allah aşkına. Mesela yağmurun şırıltısı, denizin dalgası, kavak yapraklarının rüzgardaki sesi, kuşların çıvıldamaçları, köpeklerin ötmesi mesela, bağırması. Bu kainattaki bir ahenge bakar mısınız? Nasıl bir senfoni? O senfoni orkestra grubunun ahenk gözlüğüyle kainat, üstad şöyle diyor. Bir yerde söyledim. Yani kainattaki şu müziğe bakın dedin. Ya nasıl müzik diyor. Üstad, kainata ulvi bir musikidir diyor. İman nuru işitir eskar ve tesbihleri. Aktif olan seslerin ve duran olan benim duymadığım sesleri düşün. Mesela bu ses var mıydı? Yoktu şimdi. Peki var mı şimdi? Yok. Bu ses elime benziyor mu? Yok. Tahtaya benziyor mu? Yok. Aslında fiziğin söylediğini söylemeyeceğim. Fizik diyor ki ses yok. Titreşim var. Sen öyle şey yapıyorsun. Ha? Şimdi fakat ortada bir ses var hepimizce. Bu ses önce var mıydı? Şimdi var mı? Önce yoktu, şimdi de yok. Bu peki ele de benzemiyor. Taşa, buna da benzemiyor. Sanki yokluktan çıkmış. O anda bir kudret oraya taluk etti. Sizin ihtiyarınıza binaen. Yani siz oradaki seçme şeyiniz, vurma şeyiniz, ilmi vücuttaki aslında hiç ne ondan ne ondan bağımsız
bir vücut mertebesi vücut ortaya çıktı. Yani oradakisinin ihtiyarınız, vurma sebep ihtiyarınız, irade, kudret ve ilmi beraberinde vücuda çıkarttı. O evet. Sistemi aktif ettiniz. Yani ama bununla şunu demek istiyorum. Nerede, neredeydi bu? Nerede şimdi? Yani ya biz böyle sesleri çok basit zannediyoruz. Köpeğin sesi. Allah nereden hatırına geldi? Tabi tahayyülü küfür küfür değil. Yani kedinin miyavlaması, kuşların ötmesi, denizin dalgaları, havanın demdemeleri, yağmurun demdemeleri, rüzgarın uğuları, benim konuşmam, kimlik olmuş, esnetik melvan, senin konuşman, ulu çağına gelmeden önce sesi, çocuğun, ulu çağından sonraki sesi. Seslere, ha? O muhtelif seslere bir orkestra şefi olup... Evet, orkestra şefi gibi onu yöneteceksin. Kendi. Ne demek biliyor musun? Kendi basit hareket biliyorum ha. Şöyle bir basit biliyorum ha. Şu ne demek biliyor musun? Şu hareket. Ta en sondaki sazcının öteki taraftaki zurnanın öteki tarafın defin bu eğer sazın teli gevşemiş bile bu adam hepsini anlıyor. Şöyle dikkatli bakıyor. Yani teli yavaş mı vuruyor? Sert mi vuruyor? Tel yumuşak mı, sert mi? Bu adam aynı zamanda kaç tane alet varsa duyuyor. Sesten maksat da kelam mı abi? Muhataplık, karşılıklı. Ses kelam zaten ya. İlle kelam da sestir ya. Yani burada başka bir şey anlatıyorum. Şimdi bir orkestra şefi 10 tane aleti tek tek dinliyormuş biliyor musunuz? O anda, o anda komut veriyor, sen şuradan şöyle bu kadar tel şeyi vur, burada daha vurma, burada yavaş yap. En köşedeki, ortadaki ile farklı farklı cihazların önce mi kalıyor, sonraya mı kalıyor, sert mi vuruyor, sazının, telinin şey olduğunu hatta ilk önce eğitim yaparken anlamıyorsa sopayı fırlatıyor. Sazının diyor telini çabuk sık ama çalan duymuyor. Niye? Ne anlatmaya çalışıyorum? Sen de kainat senfoni orkestrasının şefisin. Kendi hususi dünyamızın şefisin. Sen hey akıl, kalp, ruh, tamam mı? Hissiyat, latife, telini gevşetme. Sen önce vurma sonra, sert vurma tele, ölü öfleme, esnek ol. Ortaya çıkan müzik de vücut mudur abi? Vücuttur. Mevcutları üret, mevcutları vücuda çevirme. Evet tabii. Duymadığın sesler orkestras. Madunları vücuda çıkıyor. Yani bir şey demiştik ya, bunlar mevcuttur, vücut sahibi değil, vücuda dönüştürüyor. Vücuda dönüştürüyor. Konuştuğumuz şeydi. Eşyadaki asfalt birer saat vücuttur, ben de varım derler. Ey kainat kardeşler diye. Evet. Duymadan sesleri düşün, yani duymadan sesleri, az önce söylediklerimiz vicdan işte. Evet, mesela şu duymadığın şeyler, o kadar sesler var ki. Vicdan, kalp, sır, hafif. Tamam. Böyle sana bakarken gafuru da böyle Emre'nin de çalmasını duymam gerekiyor. Basit zannediyor. Size bir şey söyleyeyim. Çok ilgimi çekmişti. Bu işte uzman birisi arkadaş söyledi. Bu uzman. Böyle harika bir müzik ortaya çıkmış. Onlara göre. Helal olsun lan sazcılar, dümbelekçiler, bilmem piyanocular demediler. Helal olsun şu şefe. Ya bu mu çaldı? Hiç çalmadı. Hiç çalmadı ki. Hiç olmadı. Ben o bütünlüğün şerefini bu alıyor. Bravo. Oysa saz. Niye ey sazcı ey dümbelekçi harikasınız siz bu akşam. Şef ediyor. Saz olarak kalsa şef ona görmezse. Ne çıkacak? Taşın tahtaya, demire veya taşa sürtmesinden
ortaya çıkan farklı farklı seslerin cisimlere benzemeyen yönleri ama yoktu. Hiçlikten de hiç değil mesela. Yoktu. Birbirine vurdum, o ses o iki cisme benzemeyen ortaya çıktı. Ses çıktığı yere benzemiyor. Biz daha öncesi olduğundan hafızamızla bu ses taş sesi diyoruz. Mesela neydi verdim? Abi tahtaya vurdun. Ama ilk defa bebek duysa tahtaya vurdun der mi? Daha önce bu iki sanatı ne kadar zaman geçti diyorum. Bilmem ne kadar geçmiştir. Bilmiyorum. Oysa bir şey yok. Bu ikisi yok ki. Nerede? Burada var. Yok ya. Dünya hayatı böyledir. Realitede yoktur. Yaşanmış, olmuş olmuştur, olmamış olmamıştır. Şimdi akla sorduğumuz İşte. İçin akıl biliyor. 1,5 saniye diyor. Kalbe sorsak ya fark mı var arasında mı diyeceğim? İlk defa duymuş olsaydık hiç ihtimal vermezdik ki katı cisimlerden var olup yok olan ses çıksın. Buradan ses çıkacağını ilk defa hiç görmeyen bir çocuk buradan sesin çıkacağını kim derdi? Onun ses olduğunu fark eden o sesi de anlar değil mi abi? Evet. O zaman anlar. Hiç ihtimal vermezdik ki katı cisimden var olup bu var yok olan ses çıktı. Ses adeta eşyaların kimlikleridir. Düşüncelerinden, hissiyatlarından, meyillerinden vesaire sistemlerinden farklı farklı haletlerin ifadesi olan seslerini düşün. Bak bir daha düşünün bakar mısın? Düşüncelerinden, hissiyatlarından, meyillerinden vesaire sistemlerinden farklı farklı haletler var. Onların ifadesi olan sesleri düşün. Haletler de sestir. Duyan duyuyor. Ağlarken mutlu iken ağlarken, mutsuz iken ağlarken, hiddetli iken, öfkeli iken, imanlı iken, imansız iken çıkan ses tonlarına bakar mısın? Mesela asabisin, yumuşaksın. İmanın çok böyle tazelendi yani böyle bir dersten imanın tazelendi. İmanın tehlikeye girdi böyle. İnsanın ses tonu farklıdır. Çünkü insan farklılaşıyor. Anlıyor musun? Bak sesi tonlama değişiyor. Sesin titriyor. Anlıyor musun? Mesela sözleri kalkıyor, çok iyi biliyor, her şeyi unutuyor. Konuşamıyor. Bak sesin kendisi değil, ifadesi bile altyapıya bağlı. Bir daha. Ağlarken, mutluyken, mutluyken ağlarken, mutsuz iken ağlarken, yani iki türlü ağlama var. Tekeleme yapmıyorum. Mutlusun ağlıyorsun. Üzülüyorsun ağlıyorsun. Bu ağlama da farklı. Mutluyken ağlamakla, sıkıntıyla iken ağlamak farklı. Ağlam. Zıttıyla gidersek pek neyse bozmak istemiyorum ama merak ettim abi. Zıttıyla gidersek sessizlik Kur'an'daki hurufu mukatta gibi mi? En büyük ses sessizliktir. Çünkü her şey olabilirken bir şey olmamıştır. Sessizlik her şey olabilme ihtimallerini cem etmiş. Ama biz sese dönüşmüşse her şeyken bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Hurufu mukatta budur. Hmm. Sesin hiçbir sesi şey yoktur. Evet. Belirlenişi yoktur. Sesin olması için hava hali, hava olmasına lazım. Nefesi Rahman üflenmesi var ya abi. Ses hava olmazsa nefesi sessizliğin sesinde hiçbir şey yokken o vardı. Sessizliğin sesi. Evet, sessizliğin sesi. Evet, o da ilginç. İmanlı iken, imansız iken çıkan ses tonlarına bakmaz mısınız? Hatta hasta mısın? Sesin bana garip geldi gibi gündelik hayatta malzemelerimiz, kadın sesi, çocuk sesi, olgun sesi, alim sesi, cahil sesi düşün. Hatta bulu çağı öncesi sonrası sesleri düşün, düşün. Düşün.
Mesnevi Nuriye'yi okursan bulman gerekeni bulursun. Bak. Mesnevi Nuriye'yi okursan bulman gerekenleri aradığını bulursun. Bulman gereken. Kimi bulman gerektiğini bulursun. Kimi bulacağını öğrenirsen onu bulamazsan var olamazsın. Cümleyi bitireyim. Kimi bulmazsan, bulamazsan var olamazsın. Kim mi bulamazsan, kim mi bulamazsan var olamazsın. Sevgiye ait kitapları okursun, bilirsin sevgiyi. Fakat sevmesen, sevilmesen var olamazsın. Sevgiyi bilirsin. Ama o bilgidir. O değildir. Abi kimi bulamazsın, ne kadar mühim bir şey aslında. Acayip bir şey. Ben gibi bir şey. Acayip bir şey hakikaten ya. Bir daha şu devam edeyim, dur. Sevgiye ait kitapları okursan o anda kalite yazdım cümle kuruluşuna bakma. Ben de zaten anlamıyorum. İyi yalnız değiliz. Evet. Sevgiye ait kitapları okursan bilirsin. Fakat sevmesen, sevilmesen var olamazsın. Nasıl ki iman hakkında ciltler dolusu kitap yazılmış ve okumuşsun. Eğer o zevki yaşamamışsan iman zevkini var olamamışsın demektir. Onu bulmuşsun ama var olamamışsın o zaman. Onu bulmuşsun ya, takdidi iman ama var olamamışsın. Mesnevi okursan bulman gerekeni bulursun. Niye mesnevi dediniz ben onu? Çünkü tevhidle alakalıdır ya. İmani. Ben şöyle bekledim. Mesnevi'de böyle bulursun. Sözlerde bilmem diyeceksiniz diye bekliyordum. Yok, çekirdeği manası belki tanesi. Bir de okuyayım. Bir de bakın şu şey. Ve bitti. Ha devam ediyordu. Bitireyim o zaman. Hı. İlim bu manada ilim. Mesnevi bilmek. Bak ilim mesnevidekileri bilmektir. O mesnevidekilerle onu buldun. Ama onunla kendini tanımlarsan İrfanı bulursun. Bir daha. İlim bu manada mesnevi bilmek. Mesnevi sanki örnek elinizde o mu vardı öyle ya? Yani? Öyle mesnevi ya. Yani neyse bir özelliği mesnevi diye bir şey yok, var yok. Mı? Tefekkür edince elimde mesnevi var. Ha, öyle anlayalım. Ben sen bir şey. Fidanlığın bir damlığı da fidanlıktan ağaca geç gibi diyeceksiniz diye umuyordum. Yok. Yani kafam oraya gitti. Benim. Bir daha. İlim bu manada mesnevi bilmek, irfan ise ilim ile kendini bilmek. Mesnevi ile onu bilmek, onunla kendini bilmek. Mesnevi ile onu bilmek ilimdir, onunla kendini bilmek irfandır. Böyle. Kendine tutturuyorsun. İrfan tefekkürün abisi. Bir daha. İlim bu manada mesnevi bilmek, bak ilim bu manada mesnevi ile onu bilmek, irfan ise o mesnevi ile onu bilmekteki o ilim vardı ya, mesnevi ile onu bilmeye ilim, onun canibinden, Allah canibinden kudretin azameti altından kendine bakarsan bu bilmek irfan, bulamayan da hakkı bulamamış olursun. Bunun adı da Cenab-ı Hak'taki Hak ismine mazhariyettir. İlim irfana dönüşüyor. Kendi kavrayabilme mi? Artık tefekkürünü çoğaltabilirsin. Şu anda ona yönelemedim. İnsanı para pulla değiştiriyoruz. Mesela bazıları para ve pulla değiştiriyoruz. Meta ile değiştiriyoruz. Verdiğine bak bakalım. Aldığına bak. Veriyorsun. Para pul. Kendini değiştiriyorsun. Bir şey alıyorsun. Bak bir de okuyayım. Bakayım nereye kurulacak. İnsanı para pulla değiştiriyorsun. Meta ile
Verdiğine bak, aldığına bak. Oysa ilmi verip irfanını, imanı verip Rabbini almaktı. Kendini ne ile kendine bak. Kendini ne ile kendine var olmaya değiştireceksin? Yani kendini ne ile var olmaya değiştireceksin? Kendini vermek istiyorsun. Neye mukam? Ne almak istiyorsun ki kendini veriyorsun? İnsanı insanla değiştirmeyeceksin. Nerede kaldı cennetle? Mülk var olmayı bırak. Mülk var olmayı bırak. Ünsiyeti hak olmaya çalış. Mülkte var olmayı bırak. Ünsiyeti hak olmaya çalış. Yoksa insansızlaştık. Yoksa insansızlaştık. Çünkü insan insansız insanlaşamaz. Toplumda pek insan az olursa, büyüklerin dediği gibi, kaftul rical var. Üç tabi çok zikirler derdi. İnsan çok ama insan yok. Yoksa insansızlaştık, yoksa bizi temsilen putlarımızı diktik. Mesela, bizi temsilen putlarımızı diktik. Kendi putlarımızı mı aldık? Evet, önümüze. Onu sevdiğini zannediyorsun ama, kadını sevdiğini zannediyorsun, parayı sevdiğini zannediyorsun ama aslında kendine tapınma. İçimizi önümüze koyduk. O biziz. Kendi ürettiğimiz putlar aynı cahiliyedeki. Evet. Kendileri yapıyorlardı. Evet. Putunu kendi yapar, kendi tapar. Kendini önüne koyduk. Emre derse gel. Bırak çık oradan. Derse gel. İçim dışımda, dışım içimde dersiniz ya aslında. Aslında bir mana öyle oluyor yani. Evet. Yani içimi dışarıya koydum, orada görüyorum kendimi. Dinuhum dinaruhum. Dinuhum dinaruhum kıbletuhum nisaruhum. İbrahim vari oldun ha? Evet, kırmızı. İbrahim. Ya. Yoksa bizi temsilen putlarımızı dışarıya diktik. Arabamızın markası, hangi semtte oturuyorsun, nereden giyiniyorsun, nereden yiyip içiyorsun gibi. Çok enfüsü oldu abi. Çok enfüsü oldu. İnsanlar birbirlerini, insanlıklarını, bak, insanlar, insanlarla insanlıklarını sormuyor. İnsanlar, insanlıklarımızı sormuyor. Kullandıklarımızı soruyor. Nereye biniyorsun? Nereye sahipsin? Kimle evlisin? Markan var mı? Kalyen var mı? Bize insanlığımızı sormuyor. İnsan ne kadar insansın? Ey insan! Sormuyor. İnsanlar birbirlerinin insanlıklarını sormuyorlar. Kullandıklarını soruyorlar. Onunla ona anlam ve libas veya kimlik giydiriyorlar. Kendimizi unuttuk. Onu koruyalım derken kendimizi ortadan kaldırdık. Oysa onunla anlamlanacaktık. Onunla bir yere taşınacaktık. O gayi maksat değildi. O vasıtaydı, malzemeydi. Maksat mı? Maksat oldu. Vasıta maksat. Şeydi, tahayyül ve tasavvurunu burada itikadı mı zannediyor? Gibi o vasıtalar maksat o. Kur'an bile vasıtadır. Peygamber bile vasıtadır. Bütün bu yaratılışın bütününe baktığınızda öyle çıkıyor. Öyle. Çünkü Allah kendini kendine inşa et. Çünkü sen benim sırrımsın. Ben de senin sırrınım. İnsan ile Allah mabeyninde hiçbir şey yoktur. Berzahta yok. Vasta amaç olmuş. O zaman her şey alt üst oluyor. Alt üst oluyor.
kendisi unutmuş. Vasıtayı koruyayım derken, Mesnevi'de şöyle bir şey var. Bir şeyi koruyayım derken çok şey kaybediyor. Gölgemizi önümüze almış koşuyoruz. Koşuyoruz. Arkamızdan o bize koşacağını. Onunla ona anlam ve libas veya kimlik giydiren, giydireceksin. İnsan olan insanı sorar. Kepiki benim insanlığımı kim sorar? İnsan olan insanlığımı sorar. Surette olanlar da suretimi sorar. Mesela bu ben sorayım siz cevap verin. Üniversiteyi bile desinler diye okumuyor muyuz? Çocuğa diyorum ki işletme okuyor, hiçbir şey yaramayacak. Bilmem ne okuyacak. Ne okuyorsun? Bir diploma. Ya diyor, bir diploma. Akrabayeli diyeceğim, bir diplomam olsun. Ya diyor, evleneceğim diyor. Vesaire. Meta için ömür veriliyor. Meta için. Verdiğin meta. İnsan olan insanı sorar. Bu cümle çok acımadı. Başka? Meta tarafımı soranlar, ben defterde böyle yazarsınız değil mi? Böyle gider. Böyle. Benimkisi böyle yazılıp böyle gidiyor. İnanın. Normal abi. Sizinki normal abi. Vallahi böyle gidiyor. Bak altına diyor ki, devamı şurada. Şöyle, devamı şurada. Tamam. Şimdi bir daha. Meta tarafımı neye biniyorsun? Neyin var senin? Avama mı? Evime mı? Soranlar kimmiş? Soranlar karşısında haşa kendimi Karun ve Firavun zannettim. Mesela akrabalar gelmişti. Oğlum bir balta hesap olamadın. Neyin var lan? Nereye sahipsin? Kariyer. Bir şeyin? Neyin var? Bir oradan o ses geldi, soru. Bir oradan o ses geldi. Ulan tövbe estağfurullah, kendimi Karun zannettim ya. Ulan servet. Hiç kimse bana insanlığımı sormuyor. Oğlum insan oldun. Bir araya gelince ne konuşuyorsun? Kardeş, insan nerede? Suretiyle insan kimmiş biliyor musun? Şimdiki insanların nazarında insan suretiyle kaş değil, bir şair demiş, kafama kalmış bu. İnsan suretiyle, insan suretiyle kaş değil, insan manaya değil, manada da değil. İnsan suretiyle kaş, kaşıyla insan değil. İnsanlığımı sormuyor kimse. Hatta öz eleştiri yapacağım. Ne kadar okudun? Kaç kere okudun? Vesaire, tamam mı? Yani onunla ne kadar anlamlandın? Nereye taşındın? Yani bazı insanların bilgiye ihtiyacı yok biliyor musunuz? Eyleme ihtiyacı var. Namaz kılınması gerektiğini herkes bilir. Bütün Müslüman bilir. Müslüman değil. Tabii Müslüman olmayan bile bilir. Biliyor. Hangi nur talebesi var ki bu şey ama ya hani şurada bu serbest bölgeye hakim olmanın hakim olman yolu neydi? Hakim olmaya çalışmaman. Peki nasıl iktidar ele alacağız? Terk. Bakis. Mesela 11-12'de oturdun, YouTube'u seyrediyorsun, sabaha kadar alayıp tövbe ediyorsun. Sonra sabah namazını kılmadan ediyorsun. Sabaha kadar üniversite dersini çalışıp sabah namazını kılmayan, uykuya dalan insan biliyor. Surette yeni sındık. Surette sen, ben aynı şey.
Bak, bir de dinler misiniz? Surette sen, ben, aynı şey. İnsanlar suretten aynı. İçeride her şey, her şey. Ama dışarıda bir şey. İçeride her şey, her şey. Dışarıda herkes bir şey. Gafur. Bir daha. İçeride her şey, her şey. Dışarıda bir şey. İnsan. Bedenden, bunu da unutma, bedenden doğan bedendir. Ruhtan doğan da ruhtur. Kulü ruhu min emri Rabbi okurken, 29 sözde yazdı. Rum'dan üfledin bu olsun. Doğan fazla. Ruhtan doğan dedim, doğrultu değil mi? Üflemekten, ruhumdan üfledim. Bedenden doğan bedendir. Ben annemden, bedenle doğdum. Ruhla, ruh noktada annemden doğmadım. Abi siz ne dediğinizin farkında mısınız Allah aşkına? Bir bedenden, Subhanallah ya. Doğar. Bir dakika ya, ben ilkinde anlamamıştım abi ya. Öyle bilemem. Ne anladın? Subhanallah. Ne anladığımı söyleyeyim mi? Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur diyor. Üfleme devam ediyor diyor. Devam ediyor. Kesilmez ki. Ruh. Bizim gibi değil o. Ruhtan doğan ruhtur. Üfürülmeye devam ediyor. Nef. Şöyle. Nereden başladı? Ezelden ebede. Devam etmesin niye? Nereden baktırdınız? Yani gerekli. Daha ruhtur diyor ya. Ruh. Bak kesilmez ki hiç. Öfledim. Tamam. O mahlukata ait. Kesintidir. Ta'yin ve teşahhus. Sonlu olamaz manasında. Evet. Tamam. Oldu. Evet. Allah. Allah'ın mahluk olan iki sonludur. Yani doğum gibi. Doğdu, bitti irtibat. O beden. Bedendir. He. Bedenden ama, doğan bedendir. Tamam. O beden, beden olana da ölüm ona haktır. Küllü nefsin zayikatın mevt. Beden yaşayanlar ölecektir. Çünkü ölmemişler, ölecekler. Bedenen ölenler ölmeyecekler. Zaten öldüler. Ölen ölmez. Kullu ruhu min emri Rabbi yok. Şey tövbe. Küllü nefsin, küllü ruhun zayikatı mevt. Değil. Küllü ruhun yok. Evet. Küllü nefsin zayikatı mevt. Küllü ruhun zayikatı mevt yok. Kullu ruhu min emri Rabbi devam ediyor. Zaten. Nerede devam ediyor? İlim anlayışını anlayışını görmeni, anlayan görür yoksa bakar. İlim anlayışını, ilim anlayışını, anlayış görmeni, anlayan görür, görmüyorsa bakar. Senin, seni bilmek necatındır senin. Zahirde dünyada oturursun, vahiy ile beslenir ta ki orayı burada, burayı oraya taşımak için. Buradasın, orayı yaşarsın. Neyi nasıl bileceğiz ki? Burada, orayı, bak buradan, buradasın, orayı yaşarsın. Peki, neyi nasıl bileceğiz? Ne ile? Cevap, her bilme varoluştur. Taayyundur. Her anlayışın, zanların sana perde olmasına fırsat verme. Farklı yorumlara açılmanın yolu, önüne konan yöntemleri sorgulamaktır. Bak, farklı yorumlara açılmanın yolu, önüne konan yöntemleri sorgulamaktır. Hemen bana teslim olma. Söyledik değil mi? Sorgula. Ben dedim gibi miskin, dedim diye miskamber gibi kabul etme.
şeyini, cemaatini, meslek ve meşrebini sorgula. Bediüzzaman diyor ki, ben dedim diye kabul etme. Mihenge vurmadan alma. Düşünce üzerine düşünmek, anlayışı anlamak, körü körüne kabullenmemektir. Düşüncelerinden düşüncelerinle kurtulamazsın. Ya neyle? Vahisiz olmaz, olamaz. Çünkü vahiy aklı yapan ve planlayanındır. Peki bunu nasıl yapar muvaffak olurum sorusuna cevap, disiplin çeşitleri düşüncelerdir. Disiplini yaşayacaksın. Ya, genellemek mi abi? Efendim? Genellemek mi? Gibi disiplin. Evet. Mahkematta diyor abi, akılla nakil çarpışırsa diyor. Evet. Akıl esas, nakil ona tevil olunur. Ama akıl olsa olacak. Gerek diyor. Bunu yani bizde nasıl olacak? Yani akıl olsaydı biraz kurtarıyor mevzu. Evet, şeydir. Akıl olursa nedir o aklı? Vahiy bağladın ya. Yani akıl olabilmesi için disiplin, işte ona cevap verdim. Mesela akıl olsa gerektir demeseydi durum kötüydü. Evet. Akıl tabii çok kötü olurdu. Akıl nasıl akıl olur? Disipline olmuş. Yani her estiğinde öyle olan değil. Aslında akıl vahiyle akıl olur. Akıl vahiyle olmazsa zekavet olur. Olur. Onu anlatıyorum zaten. Gibi, yani onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela akıl ikide bir esiyor. Yani farklı rüzgar esince öyle düşünüyor. Bunlardan kurtulmanın yolu sabit bir, nereden ne eserse esin, düşünce sabit olacak. O da vahiydir. Bir insanın akıllı ve zeki olduğunu nasıl anlarsın? Sen kendini. Vahye tabi olan insan akıllıdır. Vahye tabi olmayan akıl zekidir. Sıfatındadır. Peki ne yapacaksın? Disiplin çeşitleri düşüncelerdir. Yani farklı düşünebilme zenginliği. Bu dersin amacı bu. Zengin düşünebilmek için malzemeler vermektir. Yani bir tasavvuf sohbetleri gibi veya birisi birisine hitap eder gibi bir sohbet değil mi? Yani doğru olduğunu da ben de bilmiyorum zaten. Ama işine yararsın, alırsın. Dinin nasıl olmadığı için atarsın çöpe. Bir şeyle de mesul da olmasın, merak etme. Malzemeyi atıp çıkana bak, ona göre. Ne çıkıyorsa, disiplin çeşitleri, disiplin ne demek? Böyle şöyle yaşa, böyle yaşa kastetmiyor. Hayatın kurallar. Disiplin düşünce çeşitlilikleridir. Unutma. Disiplin düşünce çeşitliliğidir. Mesela bir meslevi yeterken, sözler yeterken mektubat nereden çıktı? Disiplin olmak için. Bir hikmeti. Bak ne diyor? Disiplin çeşitleri düşüncelerdir. Düşünceler disiplinlerdir. Peki, Risale-i Nur'u kelimelerine şöyle bakacaksın kavram. Şimdi bak. Kavramlar adrestir, uydurukçasıyla objelerdir. Olgulara götürür seni kavramlar. Tasavvur, kavramdır. Objedir felsefede. Seni bir yere götürmek içindir. Bunun için okunmaz. Bunun için okunmaz. Bunu tahtada bu var. Ne var? Olsa ne olur, olmasa ne olur. Elma. Mesela elma deyince hiç kimse dört harfe gitmez. E-L-M-A-A. Evet. Yok. Yani elmadan kendisini biliyorsun. Bakın kavramlar çok önemli. Yani kitaplardaki kavramlar adrestir. Objeleri olgulara seni götürür. Nesnelere götürür. Özneye götürür. Özne. Oraya götürmek için. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. Mesela Errahmanirrahim Rahmanirrahim ikisinin cemi Allah'tır Allah. Cemül cem.
zat. Bir Rahman dünyaya, Rahim ahirete, Cemil Cem Allah'a, zata bakıyor. Kavramlar adrestir, objeleri olgulara, yani asıllarına, özneye götürür. Kavramlar kastettiği şeyler değil. Misal, arş-ı azam kavramı adrestir. Ona işaret eder ama bu yazı o değil. Oranın yolu fikir, düşünceler o yoldaki vasıtalardır. Tefekkür sahi nazarı ile bakmaktır. Tefekkür sahibi nazarı ile bakmaktır yazacaktım herhalde. Tamam. Yani ona hapsolma. Yani tabirler elma gibidir. Oo, ne kadar lezzetlidir ya, ne kadar hoştur. O bir objeydi. Nesnelerdir. Aslına götürmesi lazım. Onun içindi zaten elma. Yani rızıktaki tatmaklar, lezzetler, kokular şükrün davetçileri diller. Gaye oydu. Dahi muktezi illi gaye. Evet. Ve götürüyor. Mekan, mekan hakkında bir şey demişiz. O Yasin'in dersinden herhalde almışız. Uzak yakın az çok kavramları ortaya koyarak vahiy, ne o? Vahidiyetin ehadiyet olarak gözükmesine vesiledir. Bu çok hoşuma gittiği için yazdım. Yasin'in dersinde. Yazmışım zaten. Başka? Mekandan münezzeh olursa her mekanda var olur. Ezel adeta İmam-ı Mübine, ebed ise Kitab-ı Mübine cemi gibidir. Yani şöyle denilebilir. Şuurat-ı zatiyesinin beşi merkezden memnuniyet, ihtiyar gibi mahlukatın Rabbul Alemine doğru dönüştür. Memnuniyet ve iftihar. Mesela şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sevk-i mukaddes, şefk-i surur-i mukaddes, lezzet-i mukaddes. Merkezden muhitadır. Yani Allah'ın mahlukata doğru yönüdür. Mahlukatın tenarımından lezzetlenmesinden, memnuniyetlerinde mi? Kabilete dönüşmesinden iftihar ve memnuniyet. Memnuniyet oluyor. O zaman iftihar ve memnuniyet dönüştür. Şimdi bu neye benziyor? Merkezden muhita ezel, o beş tanesi, şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzeh, sevk ve surur ve lezzet-i mukaddes. Bunlar ezel desek, mahlukatı ortaya çıkarttı. Mahlukatın bir kuvve, istidatların bir fiil, yani kabiliyeti dönüşmesinden Allah'a bakan yönüyle de evet. Ona ebed diyor. Ben de tam tersi düşünüyorum Hasan abi ya. Olabilir. Çünkü bu mutlaka doğrudur değil mi? Şey diyor insan. Yani ben nihayete baktığım zaman, ben yani nihayete bakıyorsun, şeye bakıyorsun Hasan abi, yani mahluka bakıyorsun. Yani Allah'tan o beş madde, Allah'tan mahluka. Mahluktan Allah'a olan sonu yok yani Hasan abi, anlatabiliyor muyum? Yani biz başka bir yere gitmiyoruz. Biz Allah'a doğru gidiyoruz. O yüzden nihayet ise gidiyoruz abi. Zaten burada onun tersi demedik. O tersi değil ki. Allah ekber. Bitti mi abi? Ne kadar var? Abi şu an çok bir çeyrek geçiyor. Bitti. Yani biraz herkes yorgun. Bugün tamam. Gün ya. Abi bir iki sualimiz olabilir mi acaba? Tabii tabii. Kuşun kalem olan var mı? Var abi. Ver. Evet, seni dinliyorum. Abi mesela şeye biraz takıldım. Melekelerden bahsettiniz ya sana bazen. Melekelerden bahsettiniz ama melekeler şunu mu anlamalıyız abi? Yani melekler artık esmayı talim ettiler. Sürekli artık aynı şeyi zikrediyorlar, zikretmeye başlıyorlar. Yani nasıl ifade edeceğim? Değil. O değil mi abi? Değil.
Yani meleke şunu söyleyeyim abi. Mesela çok basit bir mesela şu bir şey şöyle bir soruyla biraz açayım kendisi birinci sorunu abi. Mesela siz arabaya bindiniz ya. Benimle konuşuyorsunuz ama hiç bakmadan vitesi boyuna ileri geri yerine yerleştiriyorsunuz. 3'ü, 5'i, 4'ü az bir frene basıyorsunuz falan. Yani o ne yaptığınızın farkında değiliz. Akşam eve gittiğiniz zaman size sorsam işte şurada hangi vitesi attın, işte şurada nasıl yaptın hiç farkında değilsiniz. Yani bu bütünlükle o melekelerin dışına çıkması. Bunu yapan kim? Yani bunları yapan siz tefekkür halindeyken o vitesi değiştiren, direksiyonu döndüren kim abi? Yatakta yatıp da, yatakta başka bir yerde bir sürü iş yapıp da faturası buna çıkandır. Peki ruh aynı anda nihayetsiz işi bir iş gibi yapar. Bir iş bir iş imani değil. Ruha. Refleksler ruhtan mıdır Hasan abi? Tabii. Ruh ana temadır. Ya hayatın içindedir refleks. Ruhun dört sıfatı var. Zihayattır, zişurdur, kanun ve vücud harici. Refleks zihayatın içindeki sıfattır. Ana kaynak ruhtur. Peki abi meleke şeytana tabi olamaz mı? Melekelerimiz mi? Evet. Melekelerimiz tabi olur tabi. O melekeler gelişirse. Mesela evet. Zaten insi şeytan diyor. İnsi şeytan diyor. Evet. İnsi şeytan oluyor. Mesela sokakta şimdi dolaşan hep insan mı zannediyorsun? İnsan söylüyor. Şaka demiyorum. Tamamen ruhları şeytandır. Mesela zehirlemekten rezil alıyor. Ne anlatırsan anlat. Ayet gösteriyorsun, şey gösteriyorsun. Adam hiç. Adam tahammül edemiyor yani. Allah mesela havuzdan çıkıyorduk belediyenin yüzme havuzunda. Ondan sonra biz tabii 7-8 şeydik. 8-9 grubu geliyor. Aynı soyunma odasına ayakkabı çıkarttığımız yerde. Ben de o kalabalıktı. Yani ayakkabı giyenler, ayakkabı çıkaranlar. Aynı. O kalabalık. Ya dedim dünya böyledir işte. Gimi tula. Aynı anda boşanır. Gelen, gider, giden, gelen. Aynı yerdeyiz. Ben çıkar giyince hem siz çıkartıyorsunuz. Dünyada böyledir. Orada bir tanesi çıktı. Ne demek istiyorsun dedi. Ondan sonra öteki falan. Anlamadın mı ne demek istedi? O zaman dedim anladım yani demek istiyor ki ahiret vardı. Öyle bir şey yok dedi ya. Ne ahireti dedi. Ayaküstü. Onu hemen ayaküstü. Sonra baktım yani muhatap olayım olmayayım diye böyle. Var yani 60'ın üzerinde adam. Ondan sonra yap dedi öyle şeyler dedi ya. O bir tanesi fırladı. Gidince görürsün dedi. Tamam mı? Girirse şey bir tanesi de kızdı orada. Girirse bilmem ne şey olursa görürsün dedi. Bir de şey yaptı. Ortalık kızıştı. O da dedi ki sonra kim gidip de geldi deyince söz bana düştü. Ben dedim. Ben oradan geliyorum. Oradan mı geliyorsun? Yanımda mıydın sen benim? Hayatımın her safhasında yanında mıydın? Evet oradan geliyorum. Gelmediğimi söyle bakalım. Durdu. Nasıl diyecek şimdi oradan gelmedi? Ben oradan geliyorum. Nasıl sen gelmiyorsun desen yine atlaşır. Ben oradan geliyorum. Ona delilim de bütün sistemimdir. İsteklerim hiç dünyaya benzemiyor. Öbet istiyorum, sonsuzluk istiyorum, sonsuz yaşamak istiyorum, dert keder istemiyorum. İnanan ve inanmayan maddenin fonksiyonudur mu dedim. Çekip gittim baktım, sessizlik şey yaptım. Yani sen mi geldin diyor. Ben oradan geliyorum deyince. Sen mi oradan geliyorsun? Benim her safhamda yanımda mıydın? Evet oradan geliyorum. Gelmediğimi söyleyebilir misin dedim. Ben oradan geliyorum. Allah. Bu sefer. Şimdi çıktım işte biraz önceki o konuya işte cevap olsun diye yani kim o şeytan? İşte adam insan suretinde haza şeytan. Hiç, niye tahammül edemiyorum? Ya ben bir şey demedim ki bakın bu dünya böyledir dolar boşalır geliriz doldururuz burası olduğu gibi dedim yani demek istiyorum. Olur mu? Dünya da böyle. Tabii canım adama sen dedin ki sen kendini kaybetmişsin sebebi... bir ara bakayım kendini ara bul dedim. Hani ismi kuva ya melek şeytan kuva enerji
sizin verdiğiniz enerjiyle, bu enerji hani o karmaşık anladım sizin ben. Sesiniz. Ama bu kadar nasıl bir dehşet aldı, ne demek istiyorsun dedi. Ben hiçbir şey demedim, bir baktım böyle. Ondan sonra ayakkabı çıkarıyor, ben giyineceğim. Dedi ki, ne dünya ahiret dedi ya, dünya ahiret ne var dedi, bunu anlamayacak dedi. Ötekiler, ya kim gidip de gelmiş dedi bir şey. Ne tövbe. Neresi dedi, öyle bir yer yok dedi. Kızdır Sultan Atay'ı. Gidince görürsün dedi. Ondakisi de duymamazlıkla geldi ama gidince dedi sana dedi şöyle şöyle yaparlar dedi. Tamam mı? O kızdı böyle genç birisi. Ondan sonra bir şey diyemeyince öpten bir anda saldırıya da uğradı yani. Ya dedi öyle dedi, gidip de gene var. Var dedim, benim dedim. Sen mi oradan geldin? Her safhamda sen yanımda mıydın? Evet oradan geliyorum. Yanımda mıydın senin dedim, her benim de safhamda. Ben oradan geliyorum. Peki. Ve ahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات الله 25. دفترين 100. sayfasında 2. bölüm. Dersimizin ikinci bölümü, ikinci oturum. Muhakeme 89. Mutlak şey, mağlut mu diyor? Mağlat, he? Mağlut. Mağlat mı olacak o? Mağlatay vehmiye. Mağlatay'a imiye yok. Mağlatay vehmiye üst, mağlata vehmiye, mağlata olacak o. Mağlatay vehmiye üstüne mebni olan kuvve-i hayalde neşet eden sihr-i beyanı ile. Bakar mısınız, aslında ı var değil mi? Mağlata ı. Risale-i Nur'da Mağlatay olacak. Mağlatay beyni üstüne mebni olan kuvve-i hayalde neşet eden sihr-i beyanı ile sehar gibi cemadatı hayatlandıran birbirleriyle söylettirir. İşlerine ya daveti veya muhabbeti atar, hem de manaları tecessüm ettirir, hayat verir, içinde harareti garizi derc eder. Bir de okuyayım mı? Toparlamanız adına. Mağlatay vehmiye üstüne mebni olan kuvve-i hayalde neşet eden... Alta doğrusunu yazmışsınız zaten. Öyle mi? Evet. Evet, Mağlatay'ı. Şimdi mağlatay vehmiye nedir? Vehmin, insanı yanıltmak, yanlışı doğruyu göstermesi. Vehmin, insanı yanıltmak, yanlışı doğru. Doğru yanlış değil de yanlışı doğru gösteriyor. Fikir bu. Vehim, mebni yapılmış kurulmuş. Sihri beyanı, beyanın büyü gibi tesiri, hadisi şerife telmih var. Hadis-i şerifte bununla alakalı ona gönderme var. Sehar, sihirden büyü gibi bir kuvvetle çeken, büyü yapan, çok aldatıcı. Tamam, şimdi bu malzemeyi verdikten sonra metni okuyoruz, şey yapıyoruz, çalışmamıza gidiyoruz. Olmayanı varmış gibi vehmettirmek, olmayanı varmış gibi vehmettirmek ve manaların, düşüncelerin, fikirlerin kuvve-i hayaliyede öyle libas giydiriliyor ki beyanın kendi sihri beyanı, yani o tasavvur şey değil, serbest bölge açabilecek mi Osman Hocam? Şimdi sihir buraya yapılıyor. Sihir buraya yapılıyor. Menfi... menfi ve müsbet. Yani sihir kötü değil. Okumak da sihirdir. Ders anlatmak da sihirdir. Etkilenmek yani. Bloko olmak...
değil, etkilenmek. Ya bu taraftan olur, ya şuradan olur. Etkilen, ben mesela çok etkilendim diyorsun, buraya iş yapar. Peki buraya atarsa, burası etkilenirse, sana burası bozuk olunca şizofreni olur. Burada olursa adam safsata artık, yani nasıl, ne konuştuğunu bilmiyor. Yani kontrolsüz olmuş, kesmiş burada. Devam edeceğiz şimdi. Orada dursun veya ha, o yazıyı çıkart istersen. Şey, bloke nedir abi? Şey mi, nazar mı? Sen onu okuyalım. Gelsin, acele etmeyin. Bir de şey yapayım. Manaların, o serbest bölgeye bak. Manaların, düşüncelerin, fikirlerin kuvve-i hayaliyede, hayaliyede, tahayyülde öyle libas giydiriliyor ki oraya. Yani sana, senin içine atıyor, o şekile mahkum oluyorsun, o düşünceye mahkum oluyorsun. Beyan, o beyan senin sanki merkez olmuş, limandaki baba gibi, gemi oraya bağlı ya. Yani o merkezde düşünüyorsun, daha gelecek, izaha gelecek. Yani olmayanı varmış gibi kuvve-i hayaliyede libaslanarak karşıyı büyüleyip etkilemesi. Bunları cinlerle yapılıyor. Sihir, büyü cinlerle yapılır. Cinler de serbest bölgeye yapar, onu etkiler. Başka bir yere medhalleri, dehaletleri, müdahaleleri yoktur. Cinler buraya yapar. Mesela ağırdan bir geçiyor. Bu. He, duydunuz mu bak ne diyorlar? Burası. Sen he, böyle demek ki zanlar hep burada. Ne attırıyor bakın? Cinler ne attırıyor? Karmaşık bilgi. Malumat karmaşası. Düşünceler, vehim, şüphe zaaf. Aktif oluyor. Burada da hani irade de bir tercih, cüz-i ihtiyar da bir tercih. Ne farkı var? Mazi ile istikbale bakıp halde ihtiyarla tercih ediyor. Bu irade. İhtiyar ana bakar, alem-i şehadete bakar. Eğer ihtiyar ortadan kalkarsa mazi ve müstakbel birbirine girer. O zaman insan sistem bozulur. İşte bununla alakayı kestiği zaman buraya şekilleri aktif eder. Bir şey, cinler veya şeytanlar. Bu bir gözdü. Kafanın bu gözü. Bu da bir gözdü. Aa, orada birileri geliyor. Aa, birileri gelince gafı geldi. Tamam. Aa, oradan birisi ses diyor. Aa, bakın görüyor musun şu duvarda? Bakırköy'e yatırıyorlar. Ama düşünmesin diye ilaç veriyor. Ne yapsın doktor? Başka çaresi yok. Bunu nasıl kontrol edecek adam? Bunu bilmiyor ki. Yani düşüncesini der ki şuradan kesiyor. İlaç bu işe yarıyor. Tamam. Şurayı koparıyor peynir gibi. Artık birisinin kontrol altına böyle yap, otur. Arkadaşlar sihir, menfi sihir şuradan, müsbet sihir buradan yapılıyor. Kur'an'da da sihri beyani. Beyanda sihir var, etkilemek var. Ya çok etkilendim ya. Çok acayip oldu. Diyoruz. Biraz da gidelim. Sihrin kaynağı serbest bölgedir. Yani zemini. Sihir bu ikisinin yani kuvve-i hayaliye ve kuvve-i vehmiyenin cemi ile serbest bölgede yapılıyor. Unutmayın. Kuvve-i hayaliye ile kuvve-i tasavvure, kuvve-i vehime, kuvve-i hayaliye ile yani tahayyül ile tasavvur da oluyor. Burayı etkiliyor. Başka? Olmamışı varmış gibi fikirleri ve bunu dahi ileriye götüren kuvve-i hayali acayip libas giydiriyor. Kuvve-i hayali neydi? Libas giydiriyor. Elbise giyilen yer ayudur. Kalpte mana çıktı. Vicdanda yüklendi. Manalar eklendi. Sonra dimağa geldi. İtikat yükledi.
iltizam yükledi, izah şey yaptı, liman söylüyorum. Sonra izan, sonra tasdik, sonra taakkul. Sonra geliyor o serbest bölgeye bu manalar, yani kar topu gibi, kar topu gibi dağın tepesine koydun. Aşağı yuvarlanana kadar o dağ gibi oluyor. Geldin oraya, kuvve-i hayaliye de elbise giyiyor. Anlıyor musun? Elbise giyiyor. Nereden geldi Mehmet'im? Ta kalpten çıkan mana elbise giydi çıktı. Kelam. Şimdi bu sistem yok. Kalpten dil kafayı kesiyor buradan adeta. Şeytan ve cinler ve ruh habiseler direkt manayı kendisi veriyor. Kuvve-i hayali bu sefer elbise giyiyor. Onun adı sihir. Etkileme. Büyü ise ters yüz görme. Göreceksiniz onu. Hasan abici, özür dilerim ona ilgili ama normalde İdris aleyhisselam 3. mertebeyi hayatta, İsa aleyhisselam gibi İdris aleyhisselamın mesleği terslik, yani 3. hayat mertebesi olarak taakkul hicriyette. Normalde hani İdris aleyhisselam vari kuvve-i akliye libas dikmesi gerekirken bu sefer tam tersi olan erva habiseler mi libas giyiyor? Evet evet. Şimdi mesela şeyi kesti senden. O diman serbest bölgesi vardı ya. O taakkulle arayı kesince peynir gibi. Şurası kendi başına kaldı. Sen burayı kontrol etmek için neyin kaldı? Hiçbir şey var mı? Kesti buradan. Yani aslından kutsi ve ulvi şeylerden, geleneğinden, yani kalbinden, vicdanından alakayı kesti. Şuradan şunu kastediyorum. Kesti buradan. Bu kimin elinde şimdi? Ya bunun ya bunun. Bunun elinde olsa hemen seni buna itibatlandıracak. Adamın bunun gayesi bununla alakanı kes. Bununla alakayı kesti mi işte bloku oldu. Sihir. Delide nasıl abi delide? He? Deli. Delide zaten bu sistem yok bu. Tamamen bu var. Burada da olunca bu adamlar istediği gibi kolon oynuyor. Mesela şöyle bir şey anlatayım size. Japonların bildiği bir şeysi. Japonlar suya, bardak suya, galis tabirler kullanmışlar bardak suya. Bir öteki bardak suya da iyi sözler kullanmışlar. -5 santigrat derecede 5 saatte dolaba koymuş. Bir tanesinin kristalleri sarı, beyazlıktan değil daha çok içeri karmaşık vesaire. Ötekisi açık. Peki %76 su olan insan bedenine düşünürsen bu suyu, yani bu kadar bu telkin yanında söylenen bir şeyle bu kadar su etkilenirse suyla yapılmış insan ne kadar etkilenir? Şimdi burası daha ileri. Bak, psikolojik sorunla çözümü hususi dünya. Şimdi bu daha çok etkilenir. Niçin? Dışarıdan o yanında galis tabirler, güzel tabirler değil, içeriği direkt atabiliyor. Allah Resulü'nün tabiriyle aleyhissalatü vesselam vücudunuzda kan dolaştığı gibi kanda da şeytan dolaşıyor. Yani bombardıman yapıyor. Şeytan vesvese atıyor. Cinler ise düşünce değişikliğine sebebiyet veriyor. Meleklerde vahiy ve ilham gibi oluyor. Yani bu buna alakayı kesme nispetinde gafur sihirleniyorsun. Sihir kontrol dışı hareket ediyorsun, konuşuyorsun. Büyü ise Allah Allah onu görüyor musunuz ya? Baksana kimler geçiyor. Oo neler yapıyorlar orada görmüyor musunuz büyü? Sihir kontrol, istemsiz davranış konuşmalar yapıyorsun. Büyü ise görselliklerin bozuluyor, alt üst oluyor. Peki bu sihirin menfisini söylüyorsunuz. Peki sihirin müsbeti? Oraya geleceğim şimdi. Önce menfi anlatıyorum. O sihir ve büyüyü ayrı ifade edeceğim misin? Ayrı ayrıdır işte. Biraz anlattım şimdi. Sihir... şimdi biraz da gitsin de... Tamam, ileride vereceksiniz o zaman. Zannediyorum biraz da ileride vereceğim ama biraz verdiğim gibi... dur bakayım biraz gitsin, ben şey yapacağız. Ben not alayım diye. Alalım da yazarız. Olmamışı var gibi fikirleri ve bunu dahi ileri götüren kuvve-i hayaliye acayip bir lebas giydirerek karşıyı sihirliyor. Öyle bir hale geliyor ki cemaatatı cansızı hayatlandırıyor. Birbirlerine konuşturur.
Mesela müsbeti de öyle ki Allah sihri beyanı Kur'an'la büyü yapmıyor, sihir yapıyor. Kur'an'la şu konuşmayan ağaçları, denizleri konuşturuyor. Tesbih ediyorlar. Mesela ustadın uygulamasını yapayım. Taşlardaki tık tıka, yağmurdaki şey diyor, rakraka, mevcudatı konuşturur diyor. Kainat diyor bir müziki dairesidir diyor. Birbirlerine konuşturur, birbirlerine alışveriş yaptırır. Güneş bize der ki diyor, biz vazifedar bir memuruz. Bizden korkma, tevellüş de etme. Ey insanı boş boğaz. Hatırlarsınız. Mevcudatı konuşturuyor. Sihir bu. Büyüse gözlükten gelsin be. Farklı gösterir. Büyüyle sihirle ikisini içinden ne yapıyor? O vasıta mı? Vasıta olmuş. Farkı ne ikisinin mesela? Birini atıyorum, birine sihir yaptıran, birine büyü yaptıran o cinin... Şekilleri ise büyüleri şeytan yapar. Sihirleri cinler yapar. Büyü emri itibariyi bozuyor. Yani biraz da gidelim. Abi orada bir ifade vardı. Onu bir kuvve-i hayali diyor ki olmayanı gösterir. Bak olmamışı varmış gibi fikirleri ve bunu dahi ileriye götüren kuvve-i hayali acayip libas giydirerek karşıyı sihirliyor. Öyle bir hale geliyor ki cemaatatı cansızı hayatlandırır. Birbirlerine konuşturur. Öyle bir hale getirir ki işlerine ya adaveti veya muhabbeti atar. Öyle bir hale getirir ki seni tecessüm yani olmayanı göz önüne getiren varmış gibi gösterir. Hayat verir. İçinde harareti gariziyi normal vücut harareti gibi derc eder. Kısacası sihir beyanla yapılıyor. Sihri beyan konuşmayla yapılıyor. Beyanın parlaklığını manaya uygun libas kuvve-i hayaliye giydirir. Kuvve-i hayaliye manalara uygun elbise giydiriyor. Olmayanı varmış gibi manaları da kuvve-i vehime üretiyor. Bak, olmayanı varmış gibi manaları kuvve-i vehime üretiyor. Bu ikisinin ceminden sihir olarak karşı etkiliyor. Yani olmayan şekli, olmayan manayı, olmayan şekli kuvve-i hayaliye. Olmayan manayı kuvve-i vehime ikisini mezc ediyor, karşıya gönderiyor. O müsbetinde olanı demeniz lazım. İşte İsa Aleyhisselam mı? Bu menfi mi anla tarif ediyor yoksa? Menfisi. Müsbette de olandır gene var. Mesela şöyle, ağacı gösteriyor, mesela kabri bakıyorsun. Öyle bir sana şey yaptırır ki, mesela diyor... Ejderha suretinde, balayın yetimler suretinde. 8. sözde mesela, o at, o canavar değişiyor, iksirleniyor yani. O dil bir tılsım vereceğim diyor, farklı görüyor. Mesela kabir diyor usta, gözüktüğü gibi dehşetli değildir. Hem tahayyülü hem tasavvurumuzu etkiliyor. Ne yapıyor? Mesela ben biraz önce birinci derste şey yapmıştım, taşın üzerinde bütün o geçmişi görebiliyor. Buna ait başka bir tane de örnek vereyim. 13. sözde galiba diyor ki ya diyor Yusuf Aleyhisselam'ın suresindeki gibi diyor. Kur'an'a dikkat ederseniz bir ayetten öteki ayette arada müthiş boşluk var. Yani bir roman gibi, bir matematik gibi bir izi takip etmiyor. 15. sözde. Oradan oraya atlıyor diyor. O zaman hani sanki bir yer, bataklıkta bir yerde yürür gibi taşları koyuyor. Arasını diyor kuvve-i hayaliye havale eder diyor. Hayal mi diyorsun? Evet, hayaline havale eder diyor. O öyle diyor, onun için söz. Ne yapıyor? Burada sihir, müsbet sihir var. Zaten menfisi için şey yapmamış. Bunun menfisini kullanırsan, mesela Fatiha, tedavi için de kullanabilirsin. Bir şekil var ben biliyorum demiyorum. Şöyle kullanırsa menfisi olur. Dertler bana dermanmış. Derman olan dertler de derman oluyor. A eşittir B'si, B eşittir A'dır. Menfi bağ koparken müsbet tam bağlıyor. Bağlıyor. Mesela diyelim ki şu 17. sözde söylüyorum. Şu diyor ağaca baktığın zaman
onu raks eden melekeler olarak görüyor. Yani onun arkasını sana seyrettiriyor. 17. sayfa mektubatta diyor ki mevcudatın pencereleriyle vacib vücuda baktırıyorlar. Bunlar sihirdir. Şimdi nasıl yapıyor? Bak kuvve-i hayaliye koy tencereye. Kuvve-i vehimeye koy tencereye. Birisi şekil, birisi mani. Karıştırıyor. Kelam libasıyla, yani kelam libasıyla sana yüklüyor. Ben ne düşünüyorsam, neyi hatırıma geliyorsa sana onu düşündürüyorum. Sihirliyorum, seni etkiliyor. Onun altına çıkamıyorsun işte, baskılayıcı oluyor. İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyordu mesela. Aynen İsa Aleyhisselam anlatıyor burası abi. Kuşa üflüyormuş, uçuyormuş mesela. Hı-hı. Ölüyü diriltiyormuş. Mesela şu manada olur bağlamda. Mesela adam bitmiş, ümitsiz, yani kötürüm, olumsuz diyor her şeyi. Gafur geldi, iki tane kelam anlattı, 23. sözü söyledi, adam için dirildi ya, adam canlandı gibi olursa olur. Devam edeyim. Abi 8. sözde de, ey bu yerlerin hakimi deyince duvar yarılıyor, her şey değişiyor ya. Her şey değişiyor. Sihri beyan oluyor değil mi? Evet, sihri beyanı. O sihri beyanı geliyor, tılsım açılınca her şeyin hakikatini görüyorsun. Yani sureti hakikatle beraber görüyorsun. Sureti hakikatle beraber. Aynı zahirde hakikati seyrediyorsun 27. sözde. Neydi? Aynı zahirde, öyle mi geçiyor? Aynı zahir içinde hakikati bulmak. Evet, aynı zahir içinde hakikati bulmak. Hakikati suretle beraber görmek. Bu da müsbet sihir. Menfi ve müsbet sihir bölgesidir, serbest bölge. Orası etkiliyor. Yani kelamla sihir yapılıyor, kelamla. Okus pokus falan eskide kalmış ya böyle. Kelamla sihir yapılıyor. Kelam, konuşmak, libastır. İçerisini yardığın zaman tahayyül var ve tasavvur var. Senin serbest bölgenin etkilediğini nasıl anlarsın? Tahayyülle olmayan şekilleri şekillendirir, tasavvurla da olmayan düşünceleri düşündürür. Yani 13. lema ile bağlantı yaparsak, 13. lema da diyor ki, şeytan kendisine tabi olanları kendisini inkar ettiriyor ya, mesela bir fikir geliyor, fikrindir diyor. Senin fikrin midir? Hatırıma bir hayalime bir şey geldi. Mesela pis bir şey diyor veya olumsuz bir şey rüya gördüğünüz zaman diyor, sol tarafınıza tükürün diyor. Peygamber Aleyhisselam. Bunları birleştiriyorum. Menfisi de, müsbeti de var. Mesela sol tarafınıza tükürün derken istihare namazı müsbetidir. Değil mi? Müsbetidir. Sözler 378 bu şey devam ediyor bu manada. Sihir devam ediyor. Şu kelamın öyle bir halaveti ve taraveti var ki kelamın. Kelamı beşere benzemez. Olsa olsa etbaamızı kandırmak için sihir demeliyiz. İşte Kur'an-ı Hakim'in en muannit düşmanları bile fesaatinden hayran oluyorlar. Fesaat neydi? Sözün, lafz, mana ve ahenk itibariyle kusursuz kelam sahibinin muradını her cihette ifade edebilmesi sanatıdır. Diğer tabirle lafızların söylenişinin tatlı manasının da söylenirken hemen dimağı ve vicdandaki zihni etkilemesi. Fesatın daha çok manası var. Ben kısa kesiyorum. Sihir, sebebi gizli olmakla beraber hakikatını tahayyüle aktarılandır. Yani sihir, bu ulemanın bir sözü, sebebi gizli olmakla beraber, sihir sebebi, yani şeytandan mıdır, cinlerden midir, itikat bozukluğundan erva habiseler midir? Çünkü erva habiseler biliyorsunuz şeyden, resimlerden, yani videolardan ve seslerden şey yapıyor. Mesela ulliminati, subliminal hep onunla yapılıyor. Yani her filmin içerisine cinleri atabilirsiniz. Cinli olanlar yapabilir bunu. Yani o filmin içinde onu seyrederken sana aktarılıyor. İşte bu asırdaki insanın çoğusunun hasta olmasının sebebi
videolara ve müzik kliplerine cinlerin yüklenmesine kaynaklanıyor. Onu rıza ile, nazar musama ile dinleyen, seyredenin dimağına giriyor. Din ustadın tabiriyle dimağınızda bir küçük bir şeytan oluyor. Manyetizm oluyor. Sadece görsel şeylerde değil, yazılı beyanlarda da var. Aynı şekilde sihir yapılabiliyor. Yani romanlarda. Kesinlikle. Romanlarda, hikayelerde de yapılıyor. Yapıldığına delil İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle diyor. Diyor ki, bir kitap masa doğru olsa bir roman yani, öyle günah falan değil. Fakat ehli bidâ ise onun kitabını okumayın. Zira onun halet-i rüyesi sirayet eder sizi diyor. Mesela üç tane etkileme yöntemi var. Bir, sirayet. İki, inikas. Üç, insibat. Sirayet dimağa aittir. İnikas kalbe aittir. İnsibat ruha aittir. Mesela sirayet bize aittir. Mesela neye benzer? Sigara içmediğin halde, sigara içenin toplumunda kahvede olursa üzerine sigara siner. Bunu gibi. Yani artık o konuşuyor, pis bir sayan ettiriyor sana, pis bir şeyler söylüyorsa senin bölgeni, serbest bölgeni etkileyerek orada sirayet ediyorsun. Veya şöyle diyeyim. Hastanede refakat çıksınız. Böyle. Oturduğun zaman işte 5-10 dakika bir şurada oturayım hasta refakatçılığı ve hastalarla. Öyle bir sirayet var ki hastanede çıkan hasta oluyor. Sirayet. İnikas kalbe aittir. Hissiyattır. Sirayet ise fikriyattır. Fikriyattır. Kelamla olur. Kalpteki hissiyattır. Ruhtaki ise insibattır. Allah Resulü'nün inikas ve insiba ederdi. Mesela sahabinin hemen bir kademde zahirden hakikate dönüştürüyordu. Mesela bu derse ne kadar kendini verirsen hem şey var, dima, hem kalp vardır. Sirayet vardır, inikas vardır. Onun için birbirimize inikas ederiz. Kalbimize mukabil. Devam edeyim. Sihire devam ediyorum. Yani geniş bir yelpazesi var, zenginlik katsın diye. Şeytan meleklere kelamla mı sirayet etti yani? Nasıl yani? Sirayet kelamla olur dediniz ya. Evet, mesela ne dedi Adem Aleyhisselam'a tesir etmek için? Kadını kullandı. Dedi ki beka bulacaksınız bunu yaparsanız dedi. Kelamla etkiledi onu. Kelamla. Görsellikler tabi daha çok tahayyülle yapılıyor. Ne biraz da gideyim. Sözler 744. Bu da meşgaleyi de ister, bu da eğlence ister. Hevesat-ı sihirbaz. Yani bazı dersler diyelim ki ders yapıyorsunuz. Hepiniz ders yapan insanlarsınız, bilirsiniz. Bazı insanlar hiç derse alakası olmaz. Veya biz de dahil bazı derse bedensel vesaire sebepler haricinde odaklanamıyoruz. Sebebi âli ruhları hoşnut edecek bu hakikatleri diyor 744'te galiba Lemat'ta. Âli ruhları hoşnut edecek bu dersler sufli hevesle beslenmiş bir ruhu memnun edemez diyor. Hiç almaz ya. Yani. 538 sözlerde diyor ki İnsanın düşün, fikriyatı ve efkarı diyor. Alem-i şehadette envar-ı marifeti getirdiği zaman içeride onu tasdik edip ona eriyecek bir şey bulamadığında ne yapar? Manasız şey inkılap eder. 538. Abesiyet inkılap eder. Ama tam tersine de mesela babaanne bir şey anlatıyor. Ya orada şey olmuştu da böyle olmuştu da ırmak taşı olmuştu. Dimağa giriyor çocuğun torununun kafasına, tahayyülüne, daha körpeli çocuğun tahayyülüne, yok tabut çıkmıştı, sesler duymuştu, bilmem ne yapmıştı. Ve bitti. Bitti onu. İşini bitiriyor. Çünkü o çocuğa kelam ile söylerken çocuk ırmayı hayal ediyor, kefeni hayal ediyor. Aleminde tahayyül ediyor, tahayyül ettiğinde sonra tasavvur ediyor. Serbest bölgesi artık işgal altında. Ne yaparsa yap, zor ya. Ondan sonra en ufak şeyden hemen Allah hırçın olur,
serbest bölge işgal edildiğine dair bir alametini söylüyorum. Hırçındır. İki, doyumsuzdur çocuk veya insan. Tatminsizdir. Sonra ya ifrat ya tefritte yaşar. Vasıta gelemez pek. İstanbul'u versen doymaz. Memnun edemezsiniz hiçbir şekilde. Yapamazsınız. Bunlar tenkitçidirler. Meslekleri yani bir üreten değil, üretenleri hep tenkit ederler. Mesela şikayetleri şu olur. Hiç kimse beni sevmiyor. Niçin öyledir? Doğrudur. Onlar çünkü hiç kimseyi sevmiyor. Bu hiç kimseyi sevmiyor ki. Mesela böyle bir tiplerin şeyini yazmıştım. Acaba burada mıydı? Dün akşam biraz size bahsetmiştim ama oraya gelmedim. Ama bunlarla alakalı bir yer var bak şimdi. Dün akşam okuduğum yerler. Dün akşam... buraya gelmedim de, bak burada geçiyor. Ben bunu sen bana dedin. Buraya yazın, kendini olumsuzlaştırarak. Biz müzakere, sanatsız, nefis, mekanı. Çok ilgimi çekmişti, onu tespit ettim, yazdım da. Yani... Hahut, lahut yazmışız, ceberut. Kısacası... Niye dedim, adam hep tenkit ediyor. Niye beni kimse sevmiyor diyor. Onu yazmıştık da biz müzakere. Şu. Hep tenkit üzerine mesleği kurulduğu için insanları da öyle görüyor. Sevmediği için, sevmeyi denemediği için kimse de kendisini sevmez. Verdiği olumsuz mesajdır. Seni sevmeyince mesaj veriyor, seni gözün görmüyor. Kulağın duymuyor ama sirayet var. Demiyor musun? Vallahi bu adam bana ısınamadım ya. Hangi tiplerdir böyle tenkitçiler? Niçin böyle hep tenkit ederler? Niçin sevmezler? Dikkat ederseniz sevilmeyen insanlar hiç kimseyi sevmezler. Sevilmedikleri için sevmiyorlar. Onaylanmadığı için onaylayamıyor. Ama o mesajı o verdi. Bakayım nerede şey yapmıştık. Tamam, mesele buydu. Şu 127 daha. Herkesi tenkit etsin için herkes de onu tenkit ediyor. Ha, kaçıncı sayfa? 127. Kaç? 127. Evet, neresi tam? Ha, herkesi tenkit ettiği için, bak bu adam, herkesi tenkit ettiği için, herkes de onu tenkit ediyor. Niye tenkit ediyor? Tenkit ediyordu ondan. Veya herkes onu tenkit ettikleri için o da herkesi tenkit eder. İnsanları beğenmediği, aşağıladığı insanın tenkitçilerini beğendiği olur mu? Yani insanları beğenmediği, aşağıladığı, tenkit ettiği insanı seven olur mu? Hep aşağılıyorsun. Ama bu iman mevzusu hariç. Şeyvani sevmekler hariçtir diyor Lemat'ta. Yani niçin şey yapıyor? Tenkit ediyor kardeş. Devam tenkit. Mesleği tenkit. Biraz önce çocukları söylediniz abi. Bu manada hayali, işte nenesinden örnek verdiniz ya. Peki çocuklarda nasıl geliyor bu ameliyatı, cerrahiyi temizlemek nasıl olabilir? Ha temizlemeyi. Mesela diyelim ki babaanne onları anlatıyor, güya iyilik yapıyor, bir şeyden korkutuyor. Ama travmasını oluşturuyor. Biz çocuklarla muhatap olurken çocuğumuza mutlaka mücerredat-ı sıfa denilen mücerred fikirleri verme. Şekil paketiyle vereceksin. Aleminde şekillendireceksin o manada. Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam giderken öyle düşün yavrum, bir çocuğa denk geliyor.
çocuğun elinde bir kuş vardı. Yahudi çocuğuydu. Çocuğu sevdiği gibi onun sevdiğini de sevdi. Yani kuşunu da sevdi. Bir insan seni sevmesini istiyorsan sevdiğini söyle. Bir de sevdiğini sev. Onu nasıl gösterdi Allah Resulü? Çocuğa diyorsun. Vefat etti kuşu, gitti taziyeye gitti. Başsağlığı diledi. Böyle düşün. Düşünebiliyor musun senin yavrum Mehmet, Ahmet, Hüseyin? Yani senin böyle sevdiğin sınıfta birisi var mı? O en çok neyi seviyor? Yani söylediğini müşahhaslandır. Mesela Kur'an'da bir mana meal söyleyeceğim, mealdir. Peygamberimize atfen hepimize diyor ki, niye peygamber kıssalarını ben size bahsediyorum biliyor musun diyor. Niye peygamber kıssalarını sana anlatıyorum? Bir, kalbini güçlendirmek için. İki, sana zenginlik katmak için. Kalbi güçlendirmek için. Peygamber kıssalarını bahsediyor. Devam ediyorum. Şekille anlatın. Eğer mana şekle ne kadar uygunsa, karşı iki taraftan Musa etse sihirleniyor. Küçük kardeşim öldü der, cennetin bir kuşu oldu der, daha rahatla gezer. Gibi. Kuşlar böyle. Şöyle bir kuşu düşün, tamam mı, böyle altında ırmak vardı, soğuk vardı, ne bileyim, köpek vardı, yılanlar, şunlar bunlar vardı veya işte uçurum vardı. Ama kuş oradan bir uçtu, hepsine böyle bakıyor, işte bak, benim kardeşim cennete böyle uçtu. Dünyanın hadiseleri böyle, üstüne geçti, geçti gitti gibi şekiller. Şualardaydı kabiler. Ha, geçtik. Sözler 744. Onu okuduk. Mektubat 110. 110'dan anlaşılıyor ki serbest bölgenin tümünü sarmalaya biliyor. Bu da sıkıntı veriyor. Sıkıntı serbest bölgenin garip manada tesir altında kalmasıdır. Sıkıntının sebebi serbest bölgenin tesir altında olmasına kaynaklanıyor. Sıkıntı seninle alakası yok. Ama isteği isteğimiz olmuş, serbest bölge işgal altında olursa sıkıntıdır. Sıkıntı nedir? Arabanın hararet göstergesi gibidir. Yani orada haber veriyor. Sıkıntı olması kötü bir şey değildir. Ruh gıdasızdır, serbest bölge işgal altındadır diyor. Peki nasıl çözümleyeceksin? Allah Resulü nasıl şey yapmış? Bir, Hatice validemizle sohbet etmiş. Bir yöntem bu. İkinci bir yöntem var. Ebu Bekir'e gitmiş, sohbet etmiş. Üçüncü bir yönteme gitmiş. Hazreti Bilal ezan okutturmuş. Ebu Said Hüzri'ye Kur'an okutturmuş. Namaz kılmış. Bir sıkıntı çeşidi. Namaza müracaat etmiş. Onunla atmış sıkıntısını. Başka bir sıkıntı çeşidini de Kur'an okumuş. Başka bir sıkıntı çeşidini de hanımıyla yarış yapmış, spor yapmış. Boşluk yok yani. Şimdi bak, sıkıntı bu. Sıkıntı serbest bölgenin galip manada tesir altında kalması, sıkıntı bundan geliyor. Yoksa Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin haşa taakkülüne ve tasdikine kadar çıkamazdı. Bu manaya bir delil. Mektubat 208'de diyor ki, bize sihir gösterdi. Peygamberimiz için söylüyorlar zındıklar. Bu da tahayyüle bakıyor, gösterdi diyor. Tabirinden kişinin tahayyülü bloke edilirse, karşı tarafın istediklerini onda görünür. Görende doğru zanneder. Mesela ben bir etkileyim seni, öyle bir şeyler anlatıyorum ki, ama şekillendirerek artık benim gördüğümü görmeye başlarsın. Mesela biz de şu an tahayyülü aktif edecek malzeme veriyoruz değil mi, göstererek? Devamlı. Yani az şu, önceki bir manaya tahayyülümüz daha kolay gidecek. Çünkü bir şekil oluşturma şeyi var. Evet, şekil oluşturma. Mesela diyelim ki bu dersler hep böyle serbest bölgenin tahayyülünde manayı şekillendirmek, şekli manalandırmak. Dışarıdan mana geliyorsa,
şekil geliyorsa tasavvurdan ve taahhülden giriyor. Şekil geldiği zaman tahayyülden, mana geldiği zaman tasavvurdan geliyor. İçeri girdiği zaman bir çarpışık da olabiliyor. Şekli manaya, manaya şekli dönüştürebiliyorsun. Bu ikisini cem ediyor tahayyül. Sihir nerede oluyor? İkisinin ceminden oluyor. Yani cinleri kullanmadan sihir olmuyor. Büyü olmuyor. Peki müsbet manada melekler ve ilhamlar, müsbet cinler kullanılarak yapılıyor. Harut ve Marut da bunun pilidir. Bu Pensilvanya'daki zat sohbetleriyle vesaire şeylerle böyle akılların şeyle ezhanı şey hatırlamıyor mu? Kefere de... Ya aynen, tesiratını alıyor. Bir de şu var, gücü yetiyorsa, diyelim ki böyle tip insanlarla muhatap olmayın, sirayet yok mu? Sirayet var dedik 3 tane. Sirayet akla, kafaya, inikas kalbe, insibar ruha. Cinli bir hasta ise bu sefer gözden göze, hani diyorsun ya olan engellik yılanı gibi gözüne bakamadın. Bununla oturup kalkarsan bu tür hastalarla senin kafana sirayet eder. Mesaj vermeye kalkar. Seni etkiler. Eğer bu kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviyen de yoksa bir de onu okursan, tamam, onunla dostluk yaparsan en sonunda sana onun kafasında diyor ustad küçük bir şeytan var diyor. Bu sefer sana sirayet eder. Senin içeri girer kafanı kemirir yani. Yani sihir ve büyüde merkez cindir. Büyüde şeytan, sihirde cin var. Müsbette büyüde melek var. Sihirde Müslüman cinler. Trizma vesaire, Deccal'den olan bir şey var ya, üstadımız kabirlerinde evet. De falan var. Bunlar da mı aynı bölgede? Aynen, onu spiritizma ve sihir... Gözden bakıp şeye... İçeri sokuyor. Hı. Onu bir derste yapmıştık, hatta iki ders. Mektubat 208'de bize sihir gösterdi. Bu da tahayyüle bakıyor, gösterdiği tabirinden kişinin tahayyülü bloke edilirse karşı taraf, tarafın istediklerini onda görünür. Gören de doğru zanneder. İptali ise, iptali nasıl olacak? Mektubat 463, Asay Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden Asay Musa. Şimdi izahını yapıyorum. Asay Musa tefekkür veriyor. Niye Asay Musa sihirlerin ve büyülerin her çeşidini iptal ediyor? 463 mektubat şu anlar 754 ve 756'da geçiyor. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen. Asay Musa'nın ne özelliği var? Asay Musa bizim tefekkür sistemimizi kuruyor. Kurulmuşsa aktif ediyor. Batıl ve şirkin düşüncelerini iptal ediyor. Her bir batıl düşünce, her bir günah kafamızın içine girince sihir ve büyü gibi orada yıpranma yapıyor. Yıpranma, bozuyor. Kafamıza gelen her bir şüphe, işlediğimiz her bir günah aklımıza ve ruhumuza yaralar açar. Hatırladınız mı? Mesela şeyde de var böyle. İşlediğimiz mesela ayette geçiyor. Diyor ki başınıza gelenler diyor işlediğiniz günahlar neticesidir diyor. Lemalarda şöyle bir şey vardı. Gene o şeyde işlediğimiz günahlar kalp ve ruhumuza yaralar açar ve vesvese ve beyin bozukluğuna sebebiyet veriyor. Şöyle değil mi kısacası? Evet. Girmek istemiyordum ama. Evet. Şöyle şey yapayım. Mesela sözlerde, oradan gireyim de hemen malzeme vereceğim size. Sözler 410'da meyte, rahmete muhtaç bir kadının, güzel bir kadının morgdaki cenazesine bakmak derinden derine insanı ihsiyat ülviyi kırar değil mi? Öldürür. Mesela bir insan, kadın veya erkek, kadın, erkeğe olmuyor, erkeğin kadına olmuyor. Çünkü erkeğin kadına baktığı gibi, kadın erkeğe baktığı gibi olmuyor. Şimdi kadın orada geliyor, açık saçık. Yani şeyi blok etmemiş, tesettürle bloku olmamışsa, etmemişse, onu o andaki haleti ruhiyesi onun timsali suretidir.
misali simasıdır. Ona baktığın zaman gözden şak diye içeriye giriyor. İçeriye giriyor, içeride aktif. Ona içeriye girdiğinde delilimiz de şudur. Yer yer hayaline geliyor, banyolarına da vesile olur. Demek hiç Allah Resulü ömrünün hiç ihtiram olmamış. Tamam mı? Peygamberler olmuyor ihtiram. Evet, mesela bazılarının için ihtiram çok olur. Giren çok. Giren çok. Aktif. Şimdi o kadının tesettür olsa halet üyesi blok olur. Eğer cinni ise o kadın, bak cinni ise veya şeytan orada galipse, insan suretinde şeytansa, erkek veya kadın fark etmez. Biliyorsunuz insan suretinde şeytan var. Hatta ustad diyor ki libasını çıkarsalardı cinni bir şeytan olacaklardı diyor. Cin, o cinni şeytanlar da elbise giyse bunlar gibi olacak. Onun o harameti bedeni değil ama o bedeni suretidir. O bedenin ruhu da giriyor sana. Hani elektrik yanıp sönüyor ya, yanıp sönüyor. Tırr. Saniyede 60 defa yanıp sön, 60 defa yanıp söndüğü için devamlı yanı zannediyoruz ya. Bu varlığı da, o insanı da biz var zannediyoruz devamlı. Oysa var olup yok oluyor. Tırr diye. Şimdi o nazar musamaha baktığımız zaman, onun için kavga yapacağın zaman veya evde veya trafikte insanların gözüne bakmayın. İnsanların gözüne bakarsan gözden giriyor. Şimdi ona baktığın zaman onun yaymış olduğu dalgaya içeriye giriyor. İçeride aktif oluyor. Nerede aktif oluyor? Serbest bölgede. Bu sihri bitirince mevzuyu bitireceğim. Çünkü baktım sizde yorgunluk hissediyorum. Tamam. Böyle bak, fazla adapte olamadınız. Ben bu sihri bit... Ben konuşmuyorum ya, herhalde biraz oradan sizlere bekliyorum. Peki, bu iptal niçin Asay Musa iptal edebiliyor? Niçin ustad sihir ve büyülerin her çeşidini Asay Musa iptal ediyor? Asay Musa'nın ne özelliği var diye baktım. Asay Musa tefekkür veriyor. Batıl ve şirki düşünceleri iptal ediyor. Tefekkürle tahayyülünü, burhan, hüccet ve delillerle tasavvurunu temizliyorsun. Bir daha. Normalde abi Asay Musa Aleyhisselam Asay Musa'nın 12 yerden su çıkmış ya. Asay Musa'da 12 mesele var. Acaba serbest mi bölgedeki 12 meseleyi mi ortadan kaldırıyor yani? Evet, çok güzel. Evet. Mesela Asay Musa Aleyhisselam asasını atınca biraz da kendisi de çekindi. Onların o görsel olanlarını yuttu. Hakikaten o Asay Musa'da 12 meratip var. 12 mesele var. Demek ki 12 tane bir şey halletmesi gerekiyor. Evet, 12 tane. Asay Musa 1. Tefekkürle tahayyülümüzü, burhan, hüccet, delillerle de tasavvurumuzu düzeltiyor. Blokadan kurtarıyor ve asıllarını sana bağlıyor. Asay Musa seni bloka olmuş olanlardan ipini kesiyor. Tahayyül ve tasavvurunun asıllarına bağlıyor seni. Tahayyül de manaların, düşüncelerin libaslandığı şekillere dönüştürüldüğü ve şekillerin de hariçten gelen şekillerin de manalara dönüştürülüp canlı, şuurlu, ruhlu olmasına vesile olan sistemdir. Bak, tahayyül ve tasavvur nedir? Yani şekilleri, düşünceleri manalandıran, manaları ise şekillendiren bir sistemse, bak tahayyül de manaların, düşüncelerin libaslandığı, yani tahayyülde ne var? Mana, düşünceler, zanların libaslandığı. Asay Musa sana öyle manalar yüklüyor ki, öyle zanlar yüklüyor ki, öyle düşünceler yapıyor ki, onu ne yapacak? Libaslanacak serbest bölgede. Serbest bölge neresi? Tahayyülünde libaslanıyor. Asay Musa'nın fikirleri, düşünceleri hayalinde libaslanıyor. Tasavvurunda hüccet, delil, burhan oluyor. Tefekkürle tahayyülü yapmışsınız. Niye? Evet. Çünkü tefekkür yürürken tasavvur malzemesi gibiyken aslında tefekkür de şekille gidiyorsun. Mesela elmayı tefekkür ediyorsun. Armutu tefekkür ediyorsun.
Tefekkürde malzeme şekildir. Tasavvurda ise manadır. Tefekkür şekli, şekli bir yöntem kullanılıyor tefekkür. Fikretmek, fikir yoldur ya, yol ya. Tahayyülde manaların şekle, tahayyüller ne olur? Manalar şekle, şeklin manalara dönüştürüldüğü bir sistemmiş tahayyül. Dışarıdan veya içeriden gelenlerin hakikatlerine dönüştürmeye çalışıyor tahayyül. Şirki olursa Adem karşısına çıkınca korku ortaya çıkıyor. Az önce şey dedim evet, ama evet. Tahayyülde bu yani manaların şekle dönüşmesi, tasavvur şekilde düşünceyi şekli düşünceye dönüştüren tahayyül, düşünceyi şekle dönüştüren tasavvur dedik. Ya şurası tasavvur beraber olsun dedik bu sefer. Şimdi ikisini birini. Şimdi ne yapıyor biliyor musun? Tabii ki bu Asay Musa'dan. Şimdi tahayyül ve tasavvur müstakil almakla beraber birbirini böyle de yapabiliyor. Yani aldığı şekli tasavvura atıyor. Tasavvur aldığı düşünceyi tahayyül atınca şekillendiriyor. Tamam mı? Tahayyülden gelen şekil aldı mı? Tasavvura atınca manalanıyor. Tasavvurdan gelen manalar tahayyüle atınca şekilleniyor. Şimdi bir bakıyorsun ki tahayyül libaslanmış bir şekil ama altyapısında tasavvur da var. Onun için tahayyülde mana da var. Tasavvurdan geldiği için. Ama şekli manalara dönüştürüldüğü demetmişsek daha iyi. O tasavvura desek. Yani şekli manaya dönüşen yer tasavvurdur. Yani bu serbest bölge mi? Ama şekil direkt tasavvura girmiyor. Şekil tahayyül alıyor. Tahayyül ediyor. O yani hayal dünyasında seçiyor. Ondan sonra onu aldıktan sonra bu dönüştürüyor. Burada bir şey farklılık yok ki. Tahayyül ne yapıyormuş? Manalar var ya manalar, tasavvurdaki manalar. Tamam, o doğru. Tamam. Sonra şekli, dışarıdan aldığı şekleri de manaya yani tahayyüle atınca şekle şey yapıyor, dönüşüyor. Şey, manaya dönüşüyor. Ama o tasavvur yapıyor. İşte yani o şey, tasavvura gönderiyor. Ama buradan giriyor yani, yani onu kastediyor. Manaya mesela, da tasavvuru elbise dikiyor gibi. Tasavvurun üzerinden mi yapıyor? Tamam. Evet, evet. Onun üzerine yapıyor. Dışarıdan bak, dışarıdan veya içeriden gelenlerin hakikatlerini dönüştürmeye çalışıyor. Tahayyül. Yani mesela diyelim şöyle. Hayal ediyorum, dışarıda bir şey yok. Hayal ediyorum, üretiyorum veya mazide var olan bir şeyi öne çıkartıyorum. Veya mazide olanları kıyas ederek yeni bir hayal ediyorum seni. Sekiz kapalı, omuzun çıkmış, cinsellik, her tarafı, her şeyi yapabiliyorsun. Ya mazide var olanları, gizli olanları öne çıkarıyorum tahayyülle veya onları nispet ederek, kıyas ederek yeni bir şekil yapıyorum. Asay Musa burayı iki yeri etkiliyor. Tahayyül ve tasavvuru etkiliyor. Tahayyülü tefekkürle, tasavvuru delil, burhan, hüccetlerle etkiliyor. Dolayısıyla o sistemi yapılandırıyor, yapılınca şeyden alakayı kestiriyor. Şeytan ve cinden alakayı kesince gücü eline, senin eline veriyor. Temsildeki sırrın bir hikmeti de bu mudur? Temsil, evet. Temsil vererek o şekillerle beraber manayı aktardığı zaman tamirat yapıyor. Yani. Evet, şununla alakalı bir yer de var, okuyayım ondan sonra birkaç tane yer var, bitiriyorum. Mektubat daha iyi anlaşılır herhalde, 464'te Asay Musa gibi dalaletin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen bir mahiyette bulunan diyor. Burada da tasavvur devreye giriyor Asay Musa ile. Bunu da delil, hüccet ve burhanlarla iptal ediyor. Bak ne diyor? Asay Musa gibi dalaletin bütün manevi sihirlerini, manevi sihirlerini, dalaletin şekil değil de sihirlerini. Şualar 267'de siyasi diplomatların radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirleci, zehirli üflemeleriyle ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ükdelerine gizli planlarını telkin etmeleriyle. Mesela düğme ve ükdelerine şöyle bir kablo düşünün, kablo, mikrofon. Mikrofon var ya böyle.
Aynı sanki kabloyu düğme atmışsın böyle. Tamam mı? Şimdi radyo ve televizyonla sanki o diplomatların üflüyor. Nefes yani, kelam. Karşıki tarafı manaya şekilleniyor veya şekli olan manaya dönüşüyor. Karşı etkili, bakın bunlar ne demişiz? Bunların hepsi serbest bölgenin tahayyülüne ve tasavvuruna yapılıyor. Mesela televizyon, radyo ve internet ve her türlü basının sihirler, tahayyül ve tasavvuruna hitap edip bloke etmeye çalışıyorlar. Taakkul ve tasdik ve izanla alakasını kesmeye çalışıyorlar. Kesince sihirleniyorsun. Aşağıdan kesilince sihirleniyorsun. Yani aşağıdan derken taakkulle alakayı kesince şu. Ne itikat sana yardım ediyor, ne vicdan yardım ediyor. Bu müstakil kalın. İkisi çarpışınca hak batıl, karma olunca batıl galip olur. Onun için mesela farzla haram çatışınca haram yapmamak için farzı terk edilmiyor. Defi menfaası, celbi nefaya rücanet kesmektir. Bununla alakamızı kesince, onun için Kur'an diyor ki, aklınız yok mu? Düşünmüyor musunuz? Düşünmezler. Mesela Risale'lerde de geçiyor. Aklı başında olanlara diyor. Aklınızı başınıza alın diyor. Çünkü bu hakim. Çoğu insan şu anda, Risale'de Emir Dağı'ndaki söyleyeyim, 1908'de söylüyor. 40-50 sene önce diyor. Dine rakaydı bu hali aldı diyor. 1944. 50 sene sonra diyor. 1994 ve sonrası. Bu milletin %90'ı nefse maresine tabi olacak diyor. 80 milyon Türkiye'nin %90'ı ne yapar? 9 kere 8 72. 72 milyon bununla hareket ediyor. 8 milyonu bunun bu merkezde bu hareket ediyor. %90'ı nefse mare burada. Tamam, bununla alakayı kestiğin zaman ya akilun, ta akilun, efereye tefekkürün yok. Devre dişi yani. Devre dişi olmuş. Devre dişi olunca estiği gibi konuşan, geldiği gibi söyleyen, istediği gibi yaşayan. İstediği gibi yaşayan. Artık orada bir şey görüyorum. Aa, orada bir şey var. Aa, tıkır tıkır. Bana bunu dedin. Artık bu kuvve-i şeyebiye, kuvve-i gadabi, kuvve-i akledeyle bir şey sistem kalmamış. Artık leş oviç olmuş. Leş yani. Artık bedensel hayatta, tamamen bedensel hayatta. Yani üç tane şahsiyet var ya, beşeriyet, vazifedarlık, ubudiyet, vazifedarlık. Mesela benim bir beşeriyetim var. Bir de hususi orucumu tutmam var, kitap okumam var, namaz kılışım var. Bir de bir ders yani, derslerle meşgul olmam var, şahsiyetim. İkisi gidiyor, tek bu kalıyor, beşeriyet. Artık mide ve uşkurluk. Başka bir şey yok. Bütün hayat bu. Bununla kesilmiş. Bu sihirleniyor. Asay Musa ne yapıyor? Burayı da burayı bununla hareket ettiriyor. Hakikatine bağlı. Asay Musa. Asay Musa iki şey yapıyor. Tahayyülümüzü ve tasavvurumuzu kıblesine koyuyor. Hakikatle bağlıyor. Gördüklerini ve düşündüklerini bununla yorumlattırıyor. Gördüklerini ve düşündüklerini itikatla ve kalple, imanla ruhsuz düşündürmüyor. İnsan cibili olarak hakperesttir ve ruhlarında ulvi değerler var. Böyle Müslüman olursa ruhuyla buraya bakınca burası bak diyor, kafadır, gözdür. Ha burası. İman gözüyle bakar diyor. Aynı böyle geçer. İman gözüyle düşünür. Asay Musa bu sistemi akla teslim ediyor. Ne ile? Delil, Burhan hüccetlerle. Burayı, alakayı kesiyor işte bunlar. Aklın hareket etmesin. Mesela ona bir misal, hasta olanlar, kuvve-i manevisi olan, manevi şahsiyeti olan insanlardan sıkılır, kaçarlar. Onun için Murat seni birileri gördüğü zaman bazıları sıkılır. Mesela diyorum ki, mesela bazı Almanya'da, mesela Türkiye'de denk geldiğim zaman, beni görünce dedim, yüzünüz ateş gibi yanıyor mu? Diyorum. Mesela uzakta olanlar benim videomu seyredemez. Videoyu seyrettiği zaman kapattırır. Sesimi duyduğu zaman çıldırır, evi terk eder. Kadın ve erkek. Çünkü niye? Sirayet var. Ses bende kopuk olamaz.
O seste ben varım. O şekilde ben varım. Bu konuda da bu işlerde de meşgul olduğum için şeytan bunların anlatılmasını istemez. İnsanlar ikaz edilmesini istemez, öğrenmesini istemez. Çünkü şeytanın isteği isteğim zannediyor. Canım istiyor diyor. Kalbim kırıldı diyor. Senin buran kırıldı. Canın istemiyor, bu adam istiyor. Tamam mı? Bu adam istiyor. Bununla alakayı kesiyor. Birisi geldi diyor ki, bak bu gördüklerini, düşündüklerin seninle alakası yok. Bununla bir bak hele yani, sana yakışıyor mu? Bu adam böyledir. Şeytanın bir özelliği neydi? Kendisine tabi olanları kendisini inkar ettiriyor. İstiyor. İstiyorlar. İsteği onun isteği mi olmuş? Arzusu arzu mu olmuş? Birisi de geliyor ki buna bak. Asay Musa seni buna bağlıyor. Şu sistemi buna bağlıyor. Bağlayınca adamın işi bitiyor. Çünkü niye? Tanısan gider. Tanımasan gelir. İlim onu taat eder. Cehil onu davet eder. Bu mesele bu. Bununla koparsa Osman bak. Abim şey, detayını bulmayacaksın. Bununla kopardım sihirlisin. Bununla bağladım mı üspet sihirlisin. Tahakkülle mi yoksa? Yani bu sistemi diyorum ya. Tamam. Şu bağ, berzah ya. He, şu yani. Bununla arkadaşlar toparlıyorum sihir ve büyü. Bununla alakayı keserseniz sihirleniyorsunuz, menfi, menfi, büyüleniyorsunuz. Tamam. Eğer bu sistemle bağlanırsanız müspet bir sihirlenip büyüleniyorsunuz. Osmanlı'da onu yapmışlar değil mi abi? Mesela şifahanelerde sihirlenen büyülenen su dinletiliyor. Mesela evet. Müspet mesele de hani bir şey vermek zorunda değil. Yani tepişen yaptı mı zaten fıtratta dönüyor değil mi abi? Peki aynen devam edeyim hepsin. Söz bu sihiri bitireceğim. Birkaç tane şey maddi var keseceğim yani. Başka bir konuya geçmeyeceğim. Yarı kalmasın diye. Sözler 587. Yetimi Ebu Talib'in sihri semaya da tesir etti dediler. Görüyor musun bak şey yaptı Kadir? Risale'de düz geçtiğimiz yerlere bak. Bak şimdi ne çıkacak? Yetimi Ebu Talib'in sihri semaya kadar tesir etti. Demek ki sihir gönderilen bir şeydir. Sinyaldır. Bluetooth'tur yani. Bağlamaktır. Ama beni dediklerini söylüyor. Bu doğru evet. Bir ifade değil. Dur bakalım. Hayır aslında doğru değil. Öyle mi? Şahsımla alakadar diyor. Telepati yöntemiyle diyor şey yaptım diyor Üstad. Evet mesela diyelim ki sizi diyor görmek istediği hayali görmek istediğini hazır ederim diyor hayali. Yani menfisi müspeti de var ya. Bu neymiş? Kanuniyet aynı. Menfisi ve müspetin kanuniyeti aynı. Kişiden çıkan ve karşıyı etkileyip bloke ederek aynı senin gösterdiklerini görmeye ve senin dediklerini savunup söylemeye başlamasına vesile olan bu taraftan o tarafa tahayyül ve tasavvurlardan çıkanlarla karşı tarafın tahayyül ve tasavvurunu etkileyip seninkine mesela şöyle bir şey var bilgisayar Ali nerede Ali bilgisayarcı hem hepimiz kullanıyoruz Tom Viva mıydı Tim Weaver mu ha Ercan izledi o mesela ben ilk gördüğüm zaman şeyde Almanya'da kardeş bana gösterdi abi Türkiye'ye gittiğin zaman o eski belki de Ercan'la daha tanışmıyorduk. Ondan sonra dedi ki senin bilgisayarını tamir edeceğim dedi. Bana Harun denen bir kardeş. Allah Allah nasıl yapacağım ben dedim nasıl gideceğim. Yok abi gerek yok dedi. Sana bir program yüklüyorum. Uzun uzun anlatıyorum takip için. Şu şey sisteme girdiği zaman ben senin bilgisayarına gireceğim. Ulan hakikaten bir baktım gözümün önünde bilgisayarına 3500 kilometre Almanya'daki mesafede hiç önemli değil. Odama giriyor. Bilgisayarımı bilgisayarımızın içine sokuyor, istediği tamiri yapıyor ve yapıyor, bana bir yazı bırakıyor, ben yatıyorum. Abi bilgisayarın tam tamir edildi. Şimdi niye bunu söylüyorum? Uzaktan teknolojiyle eğer sistemine girip ben oradaymış gibi ne yapacaksam, yapıyorsam, sistemine girip aynı o bensem, uzak yakın önemli mi? Var mı önemli? Hiçbir önemi yok. Ha klavyenin önündeyim ha Erdinç. Ha aynı ben senin klavyendeyim.
Şimdi büyük zatlar da öyle yaparlar. İki türlü tedaviciler vardı eskide. Böyle ruh tamircileri. Ya gelir gafurun içerisine girer, gafuru tamir eder. Veya onun timsali ruhunu alır buraya tamir eder. Anahtarlarla, tornavidalarla düzeltir, tekrar sana verirler onu. Timbiver'la bilgi, seyahat program gibi uzaktan da olsa kendi bilgisayarıyla karşısının şifresini çözerek girip o bilgisayarda icraatlar yapmaya benzer, bloke ederek aynı şey bu demektir. Senin bilgisayarını bloke ettim, içeriye girdim, istediğimi yaptığım gibi senin tahayyül ve tasavvuruna da girersem, şifreni çözersem, senin istediğimi yaparım orada. Yani mesela istediğin asaba kızı kaçırıyorlar, dimağına girmiş cin diyor ki oraya sana düz yol gösteriyor, atla diyor. Mesela cin net geçirdi diyor. Cin olduğu nettir diyor Gazali. Cin sen. Yani Allah Resulü'nün hadisi vardı. Her yaratılanla bir cin yaratılıyor. O bizim nefsimizdir. O bizim şeytanımızdır. İblistir o. Cinselliğimizi aktif eden odur. Allah Resulü diyor ki benim şeytanım iman etti. Genel olarak şeytan değil o. O Allah'a isyan eden, Allah'a iman etmedi de peygambere mi iman edecek o şeytan? Ama Allah Resulü diyor ki benim şeytanım iman etti. O genel olan şeytan değil. O herkeste yaratılan. İşte cin ne? Cinselliği yapan o cinli şeytanlar. İblistir. Tamam. Karin diyorlar abi. He? Karin. Karin. Karin evet. Herkesin kendi hususi. Hususi evet. Peki bu ne yapıyor? Bunları aktif edebiliyor. Şimdi dışarıdan güç alırsa bu adam, dışarıdan bir set gelirse, içeriğiyle dışarı irtibatı kuruyor, adam blok oluyor, hiç yapamıyor. Kızı kaçırıyorlar, olmayan bir şey, adam malı satıyor, sonra diyor ulan ben bu malı nasıl yaptım diyor, sattım diyor. Ondan sonra etkileyip onun gibi düşünüyorsun, konuşuyorsun, ne dediğini bilmiyorsun, nereye gittiğini bilmiyorsun, blok olmuşsun. Manevi elektrikten bir mana da bu mu abi Risale Nur? Manevi iletik, manevi iletik diyor, evet. Manaların şekillenmeyip tek yapmamız, yapmasına muhakimat 89'da şöyle diyor. Kelamın hayatlanması, ne şu ne ma, manaların, bak manaların tecessümüyle ve cemadata nefi ruh etmekle bir mukaleme ve mübahaseyi işlerine atmaktır. Bu nasıl oluyor? Bak görüyor musun? Bu nasıl oluyor? Şöyle. Deveran birbirine dönüşmek demek. İle tabir olunan vücutta ve Adem'de iki şeyin mukareneliğiyle biri ötekisine illet ve mehaz ve meşe zan olunması olan itikadi örfü üzerine meses olan malatay vehmiye üstüne mebni olan kuvve-i hayalde neşet eden sihri beyanı ile sehar gibi camidatı hayatlandırır, birbirlerine söylettirir, işlerine ya adaveti veya muhabbeti atar, hem de manaları tecessüm ettirir, hayat verir, içinde harareti garizi derc eder, kuvve-i hayali ve kuvve-i tasavvuriyi eylemsel olarak nasıl çalışıyor, iyi bir misal oldu bu. Üstelik'ten buraya kadar. Yani bakın Risale'de, mahkematta ne diyor? Bu konuştuklarımızı hulasa etmiş. Sihirle alakalı konumuz bitti ama bir de okuyorum. Demin orayı okumuştu zaten. Okumuş muydu ama şeyini almamıştım, göbeğinden almıştım. Kelamın, sihir kelamla yapılıyor. Tamam, kelam. Bazen kelam şekildir, yazıdır. Elif, la, mim. Hamim. Bazen sestir, bazen şekildir. Bak, kelamın hayatlanması karşıya, neşrine varlanması, manaların tecessümüyle, cemadata nefi ruh etmekle, bir mukaleme ve mübahaseyi işlerine atmaktır, içine attı. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Şimdi bitti bak. Şöyle, deveran, yani ne demek? Birbirine dönüşmek. Hani biraz önce söyledin ya başta, tahayyül tasavvura, tasavvur tahayyüle
birbirine dönüştürme var serbest bölgede. İşte bunun adı deverandır. Birbirine dönüştürmek ile tabir olunan vücutta Adem, Adem'de vücut. Tamam? Vücutta hani serbest bölgede burası Adem, burası vücuttu ya. Vücutta Adem, Adem'in de vücut. İki şeyin mukareneti ile biri ötekisine illet ve mehaz ve menşi zan olurması olan itikad-ı örfü üzerine müesses olan mahlatay vehmiye, bak vehim, vehmin aldatmasıyla üstüne mebni olan kuvve-i hayalde neşet eden sihri beyaniye. Sihri beyan. Beyanda sihir var kardeşler. Ama beyan ile konuşmak değildir, şekildir. Bazen bir üçgendir. Bazen bir şekildir. Bir seccadede yaparlar, halide yaparlar. Niçin şeyde fıkıhta seccadenin renkli olması iyi değildir? Sade seccade olmasıdır. Çünkü insanın sadelikte hakikati masa daha güzel entegre oluyor insan. Daha çok motive oluyor. O çünkü seccadede böyle rahatladığın zaman namazda seccade renkli ya, kuvve-i hayali onu tesvir etmeye başlar. O parça bu parçayı bir şey yapar. Böyle bir şey görürse ona şeytanın boynuzudur der. Tamam. Onu diyen başkası tabii ya. Tabii başkası. Aa, orada bak mesela. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Allah Allah. Şuraya bak ya. Adamın gözüne bak ya. Bunu kim yapıyor? Bunu kuvve-i hayali yapıyor. Tahavülde oluyor. Sonra birbirine bağlama noktasına tasavvur geliyor. Tasavvur geliyor. Belki sicem olunca, tahayyül ve tasavvurcam olunca, babana de demişti örfi, gelenekte de vardı. Televizyonlarda da cinni ile alakalı, sihir ve büyülerle alakalı videolarda seyrettin mi, Allah derdini verdi işte. Ha? Allah işte derdi verdi. Bu sefer bu şekillenmesinin sebebi çok filmi seyretmektendir. Tahayyül yozlaşmaktandır. Yani yağlama olmuş tahayyül civatası. Yani bu sefer olmayan ilişkiyi varmış gibi. Olmayan bir şekli varmış gibi. Orada gibi. Bu videoları çok seyredenlerde olur. Veya geçmişte bu yoktu babaannelerde. Çok hurafe nakledilmiş. Ya geçen irmaktan işte oğlum dedenle beraber işte biz irmaktan geçerken şöyleydi böyleydi. Sanki bütün mazının hortlaklarını anlatarak torununun kafasına yapıştırıyor. İyi bir halk ediyor yani. Ve anne baba şimdi yapıyor. Öcü geliyor. Zıkkımın kökü geliyor. Öcü geliyor. Niye korkutuyorsun kardeşim? Hiçbir şey gelmiyor. Bu sefer odadan çıkıp tuvalete gidemiyor abi. Tuvalete gidemiyor ya. Birisi gelecek diyor. Biz gelelim kendimize. Bir evde yalnız kalamıyorsun. Kalbin durursa ne yapacaksın? Lan sana ne durursa? Kalbini çalışmak senin elinde miydi ya? Kalbin durursa ne yapacağım? De bir rastlı çok var da. Evde kalamıyorum diyor. Veya tuvalete gidiyor, kapı açık bırakıyor. Banyo yapıyor, kapı açık bırakıyor. Anne diyor, sen orada ol diyor, kapı açık bırakıyor. Niye bunu yapıyor? Tahayyül ve tasavvur. Sebebi seyrettiği filmlerden, videolardan üzerimize yüklenen şeylerdir. İşte ne yapıyor? Kelam diyor bizde canlanıyor. Mesela bir diyor mübarezi kelimesi gelse diyor bir savaş meydanına götürür seni. İşareti cazda, tamam mı? Yani içeriye girenler ya fikirdir ya şekildir. Başka bir şey olabilir mi? Ya hayalimizi canlandırıyor ya tasavvurumuzu canlandırıyor. İkisi de geçişle yapabiliyor. Şekil geldi tahayyülle, tasavvura attı, manalandı. Mana geldi tasavvurla, tahayyüle geldi. Geçiş yapabiliyor. Ondan sonra eğer akılla da alakasını kesersen artık burası karman çorba. Artık kendi hiç irade yok ki, bitmiş. Yani neye benziyor? Zemin buz. Bir de acemi bir şoförsün, fren kullanıyorsun buzun üzerinde. Araba istediği gibi konamıyor ya. Hiç şansın yok ki. Hiç şansın yok. Hasan abi, tecessüm kim yapıyor? Tecessümün manası nedir? Cisimleşmiş, şekillenmiş. Evet, tamam. Tahayyül yapıyor. Tahayyül yapıyor. Tahayyül yapıyor. Tecessüm
cisimleşmiş, cisme dönüştürüyor, şekle dönüştürüyor. Mekandır tahayyül, zamandır tasavvur, manadır tasavvur, şekildir tahayyül. Sihir, unutma, serbest bölgeyi o taakul ile, yani dima bütünlüğü, kalp bütünlüğüne alakayı kesiyor. Alakayı kesince artık o istediği gibi oynuyor yani. Seni hakikatle alakasını kesiyor. Hatırına geleni doğru zannediyor. Hasan abi, üstadan Ankara Kalesi'ne çıktığı zaman taşlara baktığında neydi? Tahaccür. He, tahaccür etmiş. Tahaccür etmiş. Cisimleşmiş taşlar. Yani mana ve tarih cisimleşmiş. Taş gibi gözüküyor ama taş değil yani. Tamam. Şimdi onu çözen midir? Yani tecessüm etmiş. Evet evet. Onu çözen. Tahayyül müdür? Yani tahayyülü gelince o mesela mana bazen insanda cisimleşir. Mesela diyelim koca bir tarih. Tamam, mesela benim o geçmişte taşın üzerine gittim. O taş ama taş değil bende. O cisimleşmiş. Mesela üstad, heykeller nedir? Ya zulmü, ya zulümdür, ya riyadır. Bu heykeller nedir? Zulmün tecessüm etmiş, tecessüt etmiş bir haldir. Heykeller niye dikerler? Hasan abi, bir şey söyleyeceğim, özür dilerim. Tahaccür ve tecessüm. Bunların biri zaman, biri mekan olamaz mı Hasan abi? Mesela tahaccür mekan diyemez miyiz? Tahaccür zaten mekandır. Mekandır değil mi abi? Tabii tabii. Ama cisimdir abi. Biz tahayyülü mekan diyoruz ya abi. Tamam işte, cisim işte. Cisimler mekanı ifade eder, şekli ifade eder. Cisim, bana bir cisim söyle de mekanı olmasın. Hacmi olmasın. Yok. Şekli olmasın. Yani bir şey vücuda gelebilmesi için ilmi kana alimleri derler ki bir şeyin vücuda olabilmesi için bir illet-i tamir lazım. Nedir o? İlle-i failiye, failin olması. Allah'ın olması yani fail. İki, o failin ille-i gaye olması. O failin ille-i gayesinin o yapacağı şeyin şekli olması ve maddesi olması. Şimdi o tecessüt etmiş koca bir heykel veya bir anıt. O insanlara onun ile naklediyor. Başörtü, heykel, ondan sonra mezar taşları. Onlar mazi istikbali taşıyan aktarıcı cep telefonlarının bazı istasyonlarına benziyor. Onun mazi ile alakalı kesmen için aktarıcı olan mezar taşları tesettürdür. Yani geçmişle alakalı olan ve manayı anlamlandıran mananın cisimleşmiş halidir tesettür. Takke öyledir. Abi bir Erdin Çep yapar ya, ben de bir yapabilir miyim? Bir yapar şey diyeceğim abi. Gel al şundan vereyim sana. Hasan abi, şey yapalım. Mesela diyelim ki şu kum saat. Kum saat abi. Şimdi bakın, şurası mekan, burası zaman desek Hasan abi. Bakın burası mekan, burası zaman. Kumlar Hasan abi diyelim ki var şurada. Şöyle kumlar. Buraya akıyor Hasan abi. Tamam mı? Yani şuna bizim tahayyülümüz Hasan abi. Bizim tahayyülümüz mekan mıydı abi? Hı hı. Tahayyül. Mekanlardan oluşuyor bizim tahayyülümüz. Evet. Tasavvurumuzda zaman mı? Öncelik sonralık. Mazisiz, müstakbelsiz, sıraya konmadan düşünceler yoktur. Onun için zamana bakıyor. Yani bir düşünce söyleyin ki sıralaması öncelik sonralık yok. O olmaz böyle. Şimdi Hasan abi, bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi bakın, mekan tahaccür etmiş. Yani mekan olmuş. Cisimleşmiş. Cisimleşmiş. Evet. Yani taş, kalenin taşı. Tahaccür etmiş. Evet, tamam. Değil mi? Şimdi bunu, şurayı tasavvura, zamana
tıkmamız lazım çözmemiz için aslında. Evet. Yani tasavvurumuzu kullanmamız lazım. Evet. O taşı alıyor. Evet. Taşı alıyor, heykeli alıyor. Mesela adam devletçilik, milletçilik, halkçılık bilmem ne, hemen onlar geliyor. O yani ilkokulda yüklenen o çocuğa bilgiler her heykel görüşünde devamlı aktif oluyor. Devamlı aktif, onun için aktif ediyor. Her yerde heykel olmasının sebebi öğrenilen şeyi bilgisayarda devamlı aktif etmene ne diyor? Online mi diyorlar? Online. Devamlı yenilemeyi ne deniliyor? Güncelleme. Aslında onun için yapılıyor. İş olsun diye değil. Şeyalin menfi. Menfisi o. Mesela tesettür ise ezandır, dini mesela minaredir. Adamın gözüne batıyor minare. Her tarafta heykel var. Adamın rahatsız olmuyor, memnun oluyor. Kendisi dikiyor ama minarede rahatsız oluyor. Hasan abi, şimdi bakın. Tahaccül etmişi, tahaccül etmiş. Mekan oluşmuş. Evet. Tecessüm ediyor tasavvurda. Yani nasıl tam tersi oluyor. Yani bu saat Hasan abi tahaccül, yani tahayyül ve tasavvur sabit kalmakla birlikte saati ters çevirdiğimiz zaman mekanla zaman yer değiştiriyor. Ha, nasıl oluyor biliyor musun? Adam bir zihniyeti var. Tamam, ben ters çevireceğim şimdi. Hı-hı. Adam bir zihniyeti var. Onu anlattı zihniyetini. Sonra o anlattığı manayı şekillendirdi. Heykel yaptı. Şekil bağlamı dolmuş hali. Peki o ters çevirelim saati, kum saatini. Evet. O şekli görünce anlatılan, ona yüklenen anlam aktif oluyor. Aktif olmaya başlıyor. Evet, böyle o demek. Ters çevirme. Ters çevirme bu. Aynı dediğin gibi. Değil mi abi? Evet. Mesela adam şöyle diyeyim. Doktorun hastanesinde galiba şöyle. Heykel, Bakırköy Akıl Hastanesi'nde adam giriş. Mazar Osman galiba. Değil mi? Şöyle midir resmi? Şöyle hatırlıyorum. Ya şöyle mi konuşuyorsunuz? He? Düşünen adama heykeli ne mi diyorsunuz? He. Ünlü bir heykeli oldu şey. Şöyle. He. Şöyle. Şimdi o onun hakkında bir kitap veya malumat almışsak onun üzerine kurulmuş o kadar kitabı anlatmaya, oralara, o anıtlara yazı yazmaya gerek yok. O anlamı şekle dönüştürünce bir heykel koydum yetiyor. Çünkü insan böyle bilgilerini bu dünyada sırayla bilir. Ama içte öyle değil. Tırık önü sonu aynı yerde. Çekirdekli ağacın sonu başı aynı yerde olduğu gibi. Onları aktif edecek şey lazım. Menfisi müsbetin. Mesela müsbeti ise şairdir. Menfi ise heykeldir vesaire. Sinema, roman, tiyatro için. Evet. Mazi onu, denilen geniş kalbin hortlakları gibi. Hortlaklar evet. O da yani kum saatin mesela adam bunu yaptığı gibi. Adam düşünüyor, ideoloji yapıyor, idealistik yapıyor. Ondan sonra o bir rejim oluyor. Onu anlatıyor insanlara ama şekle beraber. Bak bu adam, anlatan, bak bu adam. O zaman çocuk geliyor buraya bir şey tatile. İlkokulda 20 sene önce okuduğu kitapları veya bilgileri unutmuştu neyse. Üstü kapanıyordu. Burada bir heykel görüyor. Bütün o ilkokulda okuduğu bütün bilgiler aktif oluyor. O şekil mazinin hortlaklarını, hortlağını hortlaktırıyor. Tılsın diyor işte. Evet. Mazideki o hortlaklar ölmüş gitmiş şeyi aktif ediyor. Heykel olmasının sebebi insanlara çocukken aktarılan bilgileri aktif ediyor. Mesela Almanlar ve Avrupalılar bunu çok güzel şöyle yapıyor, kaldığım için diyorum. Mesela kimse gitmedi abi, bizim cuma gibi, onlar pazar günü var. İtimat edin bana, 20 kişi geçmez, koca dom kilisesi. Geçmez ya, haftada bir. Biz günde 5 defa gidiyoruz. Peki, her gün namazı mı var? Bize 5 defa ezan okuyup rahatsız olayım diyenlere sesleniyorum. Her saat başı 6 defa çan çalıyor. Duymamışsan ben yapayım. Tam tam Baviera eyaletlerinde ise 15 dakikada bir çalar. Ha? 15 dakikada bir çalar. En insaflı yerde yarım saatte bir çalar. Günde 5 defa değil ha. Her saat en iç çalmayan şehirde saatte bir çalar. Peki kimse gitmedi halde niye çalıyor?
Tam. Bizden için ha, sen Hristiyansın. Yani kilise deyince çanla özdeşleşmiş. Kim de çanı görürse hemen kiliseye gider. Kim çam ağacını görürse Noel'i görür. Yılbaşını görür. İsa Aleyhisselam'la alakası yok. Bizim saf trik Müslümanlar bak yılbaşı kutlamaya şey yapacak. Oysa İsa Aleyhisselam doğumu 25'indeydi. 25'indeydi. Geçti. Noel dedikleri şey Yunan bir papazının doğumudur. Noel diyor. İsa değil ki. İsa Avrupa'da bu ay Aralık mı? Aralık Ocak değil mi? Aralık'ın 25'indeydi. Ne anlatmıyor? Bir şey anlatmak için söylüyorum. Tarih bilgi vermek istedim. Tengit için demiyorum. Yani çam gördüğünüz zaman mesela şu yolun kenarlarında yılbaşıya yakın hemen değil mi? Yani çam. Çam. Hani katliam yaparlar. Ağaç katliamını yaparlar böyle. Hayvan, kurbanda hayvan katliamını yapan diyenler kaz ördek katliamlarını görürsün şimdi yollarda fena. Şimdi bunlar nedir? Cisimleşmiş mana. Bunlar heykelle sihir yapılıyor. Heykel sihirdir. Yani mazini hortlaklarını hortlattırıyor. Geçmişteki bilgileri devamlı canlı tutuyor. Tam, 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 tam. Canlı tutuyor. Online yapıyor. Devamlı online. Abi iki şey daha. Evet, ondan sonra kesiyoruz bak. Evet. Ben uzatmıyorum, uyuyor zaten. Ben uzatmıyorum abi. Ama bak insanlar nasıl kendine geldiler maşallah. Hadi bakalım. Hasan abi. He, dinliyorum seni. Mesela şurada tahayyül ve tasavvur dediysek muhakkak tevehüm ve tefekkürü de eklememiz lazım. Şu boğum var ya saatin. He. Saatin boğumu. Orası tevehümdür Hasan abi. Girişte de, tasavvura girişte de, tasavvurdan çıkışta da kullanılan kapıdır tevehüm. O da gösterdiği zaman. Kumun azlığı, çokluğu, o da tefekkürdür Hasan abi. Bakın şurada. Bir, ikinci soracağımı söyleyeyim Hasan abi. Vesvese de bir şekil büyüdür abi. Büyüdür. Şeytanın büyülemesidir. Şeytanın büyülemesidir değil mi? Evet. Ne ile? Üflemesi. Ya üflemesiyle. Peki abi, vesvese kalbidir diyoruz ya Hasan abi. Ha? Vesvese kalbidir diyoruz ya. Yani büyü sadece serbest bölgeyle alakalı değil o zaman Hasan abi. Nasıl oluyor? Bir de söyler misin? Vesvese kalbidir diyoruz ya Hasan abi. Ama kalpten tutmayınca vakti yemedi, dimağı atıyor. Tutarsa? Tutarsa orada. Vesvese olunca zaten bir yeme otomatik geliyor. Çünkü vesvese üniversite diplomasıdır. Vesvese düğünün sonucudur yani. Sonucudur tabii. Ama her vesvese değil tabii. Vesvese oraya da götürüyor. Şeytanın üflemesidir. Yani şeytanın üflemesi vesvesedir. Cinlerin öflemesi vehimdir. İkisi cem olursa sihir oluyor. İkisi cem olursa sihir oluyor. Evet, sihir oluyor. İkisi cem olması lazım. Tek olmaz çünkü bazı mesela şekillere dönüşüyor. Peki burayı da okudum. Bakın bu sihirle alakalı bir yerden kaldı mı? Abi son bir şey daha soracağım. Evet. Son bir şey. Mesela biz buradan çıktık diyelim. Bir yerde var 90, 10 cümle, tek cümle var onu koyacağım. Şimdi biz buradan çıktık Hasan abi. He. İsteyerek bir şey yapmadık ama halis bir niyetle burada bulunduk. Biz buradan çıktık, bizim arkamızdan başka bir grup geldiler. Eklenecek buraya. Eklenecekler. Buraya konacak yani. Üst üste bindirilecek bu. Yani bizim burada bıraktıklarımızla karşılaşacaklar değil mi abi? Eğer alıcılar açık, temiz insanlarsa buradaki şey yapar. Onu şöyle diyeyim, bir evde kavga gürültü çok oluyorsa karı koca ve ikinci canım sıkıldı bir numara yapıyorsa falan mekan değişir. Orada daha önce o dairede oturan pis, rezil, aşağılık, lanetli işleri yapan timsali suretleri kalmış. Ya ciddi bir kuvve-i kutsiye, kuvve-i ve kuvve-i maneviyle oraya okuyarak, namaz ve Kur'an okuyarak ona badına atıyorsun, boya atıyorsun, manevi. Ondan sonra eğer buna gücün yetmezse oradaki pislikler, erva habiseler, karı kocayı devamlı rahatsız ederler. Mekan değişikliği siyahtır. Gücü yetmiyorsa. Muhakemat 90, bu şiiri güzel gösteren içindeki hayalin hakikata bir derece muşabiyetidir. Cümle zaten kendisi izah. Bir daha. Bu şiiri güzel gösteren içindeki hayalin hakikata bir derece muşabiyetidir. İnsan gördüğünden anladığında, insan gördüğünü ve anladığında hoşuna gitmesinin sebebi
şevvani mevzular hariç hakikate yakın olmasındadır. Burada kesiyorum. Ondan sonra bundan sonraki şeyde ben ne diyeyim, Murat'la artık devam edeceğiz inşallah. Dima'la onu yapmış olduk. Vahir davabum en ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.